Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinle buluşup ellerine dokunmak. Saatlerce usanıp hep yanında kalmak. Bir efsane senle beraber olmak. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinle buluşup ellerine dokunmak. Saatlerce usanıp hep yanında kalmak. Bir efsane senle beraber olmak. Bir efsane senle beraber olmak. Hoş geldiniz. Sevgiler, selamlar yepyeni bir haftadan. Sömestr tatilinin ikinci haftasından sevgiler, selamlar. Şimdi çocuklar evde değil mi? Keyifler yerinde mi? Evet. Maşallah, inşallah okul dönemine şurada kaldı. Bir hafta onların da zamanının iyi geçmesi önemli. Sevgili seyirciler, yeni bir haftada yepyeni konuklarla karşınızda olacağız. İnşallah bu programdan ayrılan herkes sorunu çözülmüş bir şekilde sevinç gözyaşı dökerek ayrılır. Çünkü ne dedik? Yalnız değilsiniz, her türlü sorunda bizleri arayın. Stüdyoda yine Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından gelmiş konuklarımız var. Hoş geldiniz. Hoş büyük bir grup olarak mı geldik? Evet. Hangi ilimizden geliyoruz? Silivri Çayırdere Mahallesi'nden geliyoruz. Silivri Çayırdere Mahallesi sakinleri burada. Evet. Herkes mi? Herkes değil ama büyük bir bölüm. Evet, 25 kişilik bir grupla geldik. Şahane. Tuttuk kendimiz. Sizi görmeye bu geldik. Bu işin öncüsü çok... kim oldu? İlknur Hanım, talep mi vardı? Vardı. Köyümüzde çok izleniyorsunuz. Yani şu anda herkes ekran başında. Ayrıca mahalle muhtar adayıyım. Kim? İnşallah ben. İlknur Hanım. İlknur Sezen ben. İnşallah. Ya inanın şu dönemde en çok hoşuma giden bu stüdyoda kadın muhtarlarını, adaylarını, kadın muhtarları görmek. Sizlerin topluma, bulunduğunuz bölgeye, ile, içe, mahalleye dokunması o kadar kıymetli ki inşallah seçim sizin için en hayırlı şekilde i̇nşallah. Sonuçlanır. Ama siz hanımları arkanıza almışsınız zaten, evet. Sırtınız yere gelmez. İnşallah. Çok teşekkürler. Bir çiçeğimiz var size. Çok teşekkür ederim. Muhtar olmaya nasıl karar verdiniz? Yani... yani geçen sene, geçen dönem istediler benden ama bu da köy ürünlerimiz. Köy ürünleri. Peki onu ben almasam? Nevzat Beyazı ağır olduğu için. Evet, buyurun direkt... ben çok merak ettim. Nasıl aday olmaya? Köyümüzdeki kadınlarımız yapıyor el emeği hepsi. Çok Tarana teşekkür erişte. Ediyorum aynen. Hanımefendiler. Hepsinden. Vallahi sağ olun. 8 sene önce ben dükkan açtım köyüme, kendi köyüme. Muhasebe okudum üniversite. Finansta çalıştım. Yani finans derken fabrikanın finans bölümünde. Ama yoruldum. 10-15 sene çalıştım. Köyüme gittim, bir kafe açtım. 8 senedir oradayım. Orayı işletiyoruz. Geçen bütün dönem kadınlar geldiler. Da orada toplanıyorsunuz. Evet, çok güzel. Aynı. Geçen dönem gelmişlerdi. Benim hani daha yeni açmıştım. 3 senelik bir dükkandı. Ama bu sene olmam gerekiyor dedim. Olacağız hayırlısıyla. Destekliyor musunuz muhtar? İnanmıyorum. Vallahi şahane. Yolunuz açık olsun. İnşallah. Sonucu da öğrenmeyi çok isterim gerçekten. Merakta İnşallah. Bırakmayın. Evet. Buyurun, siz de mi Silivri'den? Yok, ben Sakarya'dan. Sakarya'dan bir hanımefendiye verelim. Saçlar ben, efsane. Teşekkür ederim. Anneyle beraber geldik. Evet. Annemle yok? Beraber geldim Kim? Ben. Annem şurada, annemle beraber geldik Sakarya'dan. Ben de yanınızdakini anneniz sanıyorum. Yok, hayır, annem orada. Yanınızdaki hanımefendiyi tanıyor musunuz? Hayır. Anne kızı niye ayırdınız ayol? Anne kim? El sallasın anne. Ah anne de çok güzel maşallah. Selam gönderebilir miyim? Tabii söyle. Buradan enişteme selam gönderiyorum. Her gün işten sizin için erken geliyor sizi izlemek için. Babama da selam gönderiyorum. Bir de bugün arkadaşımın doğum günü kutlayabilir miyim? Hadi kutla. Selin doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Selin doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın dedi ama çok güzel söyledi bunu. Hoş geldiniz. İlk konuğumuzu davet edeceğim sevgili seyirciler. Şimdi Jim size doğru geliyor. Bir el sallarsanız sevdikleriniz bulunduğunuz yerde sizleri görecekler. Gelmedi daha kameramız, şimdi geliyor. Şahanesiniz. Silivrili hanımefendiler stüdyomuzda. İlk konuğum Seyran Samsa geliyor. Bir kadın hikayesiyle başlıyoruz ama... şimdi biliyorsunuz ki genelde sosyal medya bağımlılığı bir süre sonra o sosyal medyada tanıdığımız sanal ortamdaki insanların gerçek dışı bilgileriyle gözümüzü kapatıyor, kulağımızı sağır ediyor, bizi gerçekleri görmemize engel oluyor. Seyran Hanım niçin burada? Eşi bir sosyal medya bağımlısıymış.
ve evden kaçmış. Beyefendiyi bulmamızı istiyor. Önce buyursunlar, ardından elimden geleni yapacağım, söz veriyorum. Buyursun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, buyurun. Sağ olun. Siz şimdi nasılsınız? Bu kadar hanımefendinin olduğu bir stüdyoda insan kendini daha güçlü hissediyor mu? Evet. Hoş geldin. Gel. Hoş bulduk. İstanbul'un Gazi Osman Paşa evet. ilçesinden katılıyor. 35 yaşında. Evet. 12 yıldır evli. Evet. Bu evlilikten biri 11, diğeri de 8 olmak üzere 2 tane evladı var. Allah evet. bağışlasın. Eşiniz asansör tamiratıyla. Evet, montaj. Montaj işleriyle Aha. uğraşıyor. Evet. Siz de çok uzun bir zaman ev Aha. temizliklerine gidip şimdi tekstil Aha. atölyesinde. Evet, 1,5 yıldır çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Biraz Aha. daha koltuğu ortalayalım. Aha. Hanımefendiler de sizi görsün. Evet. Bir tarafta hem ev içi emek Aha. hem de dışarıda kendi parasını kazanan, ailesine evet. katkıda bulunan evet. Bir kadın var. Evet. 12 yıllık evliliğim son 6 ayda hiç beklemediğim, ummadığım bir noktaya geldi. Aynen öyle. O son 6 ayda ne oldu Seyran? Son 6 ayda telefonla ona baktım. Bir kadın sürekli ona mesaj atıyor. Hani, Harun gel gidelim. Hani Nuray seni çok seviyor. Sensiz yapamıyor. Lütfen gel, sen yataklara düşmüş sensiz. Muhammed Caner'in sevgilisi bunu ona söylüyor. Onu alıyor, götürüyorlar işte. Kocan Harun Samsa, onun evet. çok yakın bir erkek arkadaşı var. O Muhammed Caner'in yani, erkek arkadaşının sevgilisi aslında senin kocanla o kişinin arasını yapıyor. Evet, onun sevgilisi o şekilde. Ondan sonra gidiyorlar buluşmalara falan. Ben bu mesajları gördüm. Kavga ettik. Bayağı büyük. Ama çok... o mesajları görmeden önce şimdi 12 yıldır aynı yastığa baş koyduğun adamın davranışları, ne bileyim hani hepimiz aslında bir rutin davranışları vardır. O rutinin dışına çıktığımızda çevremizde ve bizi çok iyi tanıyan insanlar der ki evet. ya bunda bir gariplik var. Evet, ben de öyle sezdim zaten. Davranışları değişti. Yani eşinizin daha siz bu mesajları yakalanmadan aslında sizi şüphelendirmeden önceki davranışları nasıl değişti? Ne yapmaya başladı? Önceden iyiydi. Sürekli geliyordu, beni öpüyordu, böyle sarılıyordu. Hani daha iyi olmaya başladı. Ondan sonra ben de Allah Allah bir şey mi var acaba? Şüphelenmeye başladı. Çünkü daha önce yapmayan şey bunları bana yapmadı. Ondan sonra gelip son bunları... Son 6 ayda gelip seni sürekli öpücüklere boğdu. Doğru ama bu. Evet, o şekilde. Ondan sonra Allah Allah diyorum, neden bu şekilde davranıyor ki? Ondan sonra onun telefonunu kucaladım, baktım mesajlar. Ya bir tane kadın da değil, 5-6 tane kadınla hani mesajlaşmış. Ondan Zeynep, ondan sonra Şeniz, bir sürü hani saymadığım daha çok isimler var. Ondan sonra onlara mesajlaştı. Ben gördüm onları, kavga ettik. Bayağı büyük bir kavga çıktı. Ondan sonra özür diledi. Gayet her şey normaldi, güzel gidiyordu. Sonradan işte aynı tekrar yine böyle şeyler başladı. Ondan sonra aynı yine yani kötü oldu her şey. Kötü oldu. Bu 6 ay öncesinde o evlilik, iki çocuk büyütülen, çalışılan evlilik, evet. karı koca olarak ilişkiniz nasıldı? İyiydi. Nasıl bir adamdı senin kocan? Ya iyiydi, kavga Sanki ederdik. Sanki rahmetli gibi bahsediyoruz farkında, nasıl bir adamdı? İyiydi, kavga ederdik ama yine de gelip en fazla 15 dakika, yine gelip özür dilerdi. Özür dilerim hatun, hani çok hani sinirlendim, affet beni. Hemen ben de affederdim, barışırdık o şekilde. Yani biliyordun ki gönlü gönlüne denk. Evet. Bir hata da yapmış olsa ya da şöyle söyleyeyim hani kalbini kıracak bir davranışta da bulunsa onu kendince nedenlendiriyordun. Evet. Diyordun ki bunu bunun için yapmıştır, şunu şunun için yapmıştır. Evet. Ama evde her yani şey sinirliydi rutinindeydi. Biraz sinirliydi, o yüzden kızıyordu. Sonra da yine gelip özür diliyordu. Yani sen eşinin ihanetini ya. Aslında... Başkasıyla olduğunu düşünüyorum şu an. Şu an başka... Kayınbabam da biliyor, Muhammed Caner de biliyor. Hepsi iş birlikçi. Bana Peki. tuzak kurdular yani. Bu sebepten dolayı sen... İki ay önce ayrılacaktık biz. Abimler geldi, hepimiz toplandık, ayrılacaktık. Ondan sonra dede gitti abime yalvardı, ağladı. Ne olur hani affet, bu sefer de hani deneyelim bir kere daha dedi. Ondan sonra tam denedik. 2 hafta falan iyiydi. Sonra yine aynı şekilde bana hakaret etmeler, ondan sonra dövmeler. Ondan sonra ben de bayıldım kaç kere. Yani çok kötü oldum. Bu şekilde yani. Sana hakaret ederken ne olduğunu öğrenmek için sormuyorum bunu. Şeyi hissedersin.
senin şahsına, kadınlığına hakaret etmeye başladı mı? Evet. Yani genelde bu tarzdaki erkekler işte sen kadın mısın, sen kimsin? Aynen, aynen. Sen ondan kimsin, sonra bana sen hesap kendi soruyorsun. Haline, bunu sakın yanlış anlayın. Bakın evet. Bu cümleleri duyuyorsanız dönüp sen aynaya kimsin? Bakıp da evet. Ya bende bir şey var da bundan dolayı diyor diye düşünmeyin. Hı hı. Bu karşı tarafın vicdansızlığı sebebiyle yapmış olduğu bir davranış. Evet. Ama hem sosyal medyada başka çeşitli kadınlarla yazışması, hı hı, evet. Hem son en yakın arkadaşının sevgilisiyle yazışmasında, evet. Sen var olan bir kadının, hı hı. Bir kadının varlığına kendince eminsin. Evet. Ayrılma noktasına gelip barıştığınızda 15 gün sonra eskiye dönüp tekrar seni aşağılamaya başlıyor. Evet, aynı şekilde. Ve boşanmaktan vazgeçiyorsun. Hı hı, evet. Kaçması nasıl oldu? 10 Ocak tarihini vermişsin. Hı hı. 2 gün önce baktım çamaşırlarını kurutmaya başlıyor. Arkana yaslanır mısın Seyran? Hı hı. İki gün önce baktım ve çamaşırlarını kurutmaya başlıyor. Dedim Allah Allah, acaba nereye gidecek? Bir yere mi gidecek? Ben normalde şehir dışına gidiyor çalışmaya. Hı-hı. Ama söyleyerek gidiyor. Dedim Allah, yine acaba oraya mı gidiyor? Ben bana söylemeden mi gidecek? Ondan sonra sabah oldu. İki gün sonra sabah oldu. Çamaşırlarını katladı, getirdi odaya. Dedim Allah Allah, hayatta çamaşırını katlamayan adam neden çamaşırlarını katladı, getirdi? Ondan sonra bugün çocukları ben okula bırakacağım dedi. Tamam dedim, sen bırak dedim bugün. Ben hazırlandım, işe gittim. İşe giderken böyle şey, aklımda bir şüphe var. Düşünüyorum, acaba bu bir yere mi gitti? Arayayım dedim bir. Arıyorum, telefonu kapalı. Öğlene kadar aradım. İçimde yani bir kuşku vardı. Bir şey gittiğinden yani... Bu gidiş çok hayırlı bir gidiş değil. Ha evet. Her şey aklıma geldi. Gözümde canlandı. Gittim çocuğu okuldan aldım. Eve gittim. Dedim bakayım bir evde çamaşırları varsa dedim. Yoksa eğer orada değildim. Gittim baktım, dolabı açtım. Her şeyini götürmüş. Dolaplar bomboş. Bir tek damatlığını bırakmış. Ondan sonra damatlık ayakkabısı vardı, hala orada duruyor. Onu bırakmış. Gerisini her şeyi götürmüş. Hiçbir şey bırakmamış. Sana bir veda notu bırakmış mı? Hiçbir şey bırakmamış. Her şeyi almış. O gün onu gördüğün dakikada, yani 10 Ocak'ta aslında, hı-hı, anormal bir gidiş var. Eve geldiğinde bir tek damatlık ve damatlık ayakkabısı, hı-hı, var. Evet. Ondan önce sana 2 ay önce yalvaran bu adam. Hı-hı. Seninle barışmak isteyen, evet, yuvasını yıkmak istemeyen bu adamın. Ya plan kurmuştur. Onu, hı-hı, düşünüyorum. Bir plan. Neydi bir o planı? Ya kaçmaktı belki. Başkasına kaçmak bir hayat kurmaktı bence. Ama seninle boşanmaktan vazgeçiyor. Evet. Burada... Arabasını, ondan sonra arsamız vardı. Arsayı babasının üzerine yapmış, arabayı da satmış bu arada. Hani ben maldan hiçbir şey almayayım diye herhalde bu planları kurmuş diye düşünüyorum. Yani aslında kısa vadeli değil, uzun vadeli bir plan yaparak, evet, 10 Ocak'ta ortadan kayboluyor. Evet. Eşin Harun Sarsan'ın, evet, 10 Ocak'tan beri Türkiye'nin, hı-hı, hangi ilinde, hangi şehrinde, neresinde ne yaptığını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. 10 Ocak'tan... Tek pazar 3 gün sonra aradı, gidişinden 3 gün. Defol git, boşanma davanı aç. Ben seni kesinlikle istemiyorum. Avukatımı tuttum dedi. Hani kesinlikle artık bundan sonra benle seninle bir işim olmaz dedi yani. Yani şunu yapmadı mı sana? Hı-hı. Seyran, bak biz bir kere ayrılıyorduk. Tekrar barıştık, denedik. Evet. Ama olmadı. Evet. Ben bu evliliği bitirmek istiyorum. Seni de üzmek, çocukları da üzmek, incitmek istemiyorum. Hı-hı. Ben gidiyorum. Bence biraz ayrı yaşamamız sana da bana da evliliğimize de iyi, hı-hı, gelecektir. Birbirimizi yıpratmayalım. Demedi. Çocukların kafasını karıştırmayalım. Onların dünyalarını allak bullak etmeyelim demedi. Demedi. Bayağı pılısını pırtısını, evet, toparlayıp. Habersiz gitti. Habersiz gitti. Evet. Sen yakın arkadaşın Muhammed'i aradın mı? Aradım. Ne dedi? Harun'un nerede olduğunu biliyor musun? Dedi aa, 2 gün sonra gidecekti. İzmir'e gidecekti. Senin haberin yok mu? Dalga geçer gibi. Dedim hayır, hı, yok dedim. Dedi 2 gün sonra gidecek. Aa, ben de ona gönül koydum. İşte şimdi ararsa kavga ederiz onunla, tartışırız dedi bu şekilde. Peki dalga şüpheleniyor geçer musun Muhammed'den? Evet, o nerede olduğunu biliyor. Yani arkadaşı... Babası da nerede olduğunu biliyor. Muhammed Bey... Ailesini hepsini, ben orada ağladım. Orada ağlarken, bayılırken ailesi bir... O mahsustan ağladılar orada. Muhammed Caner nerede her olduğunu biliyor. Biliyorlar. İsmi geçen kişinin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Şimdi telefon altında kayınvalideniz var. Evet. Sizden yana mı, size mi karşı? Karşı. Bir ara benden hoş yanaydı. Hoş geldin. Kız kardeşi de burada. Evet, sizin kız isminiz? Emine. Emine. Heh, saçını atarsan. Ben kız kardeşiyim. Zaten babası falan hepsi arkasında duruyor. Ablamı aldattığı zaman babası, annesi erkektir yapar.
bırak dışarı çıkar, eve gelir. Sürekli pohpohladılar. Zaten bu zihniyetten bir çıkmamız gerekiyor. Erkektir, yapar. Bunları dedikçe zaten erkekler her şey yapıyorlar. Ben bu duruma çok karşıyım gerçekten. Bu durumda beni sinir ediyor. Mesela şu iki aylık bir süreçte ablamın ayrılma noktası olduğu zaman da Harun eniştem evet şey yaptı, ayrılmayalım etmeyelim dedi. Pılını pırtını topladı gitti evet. Ama ben evet plan kurduklarını düşünüyorum. Çünkü ablam mallarına tedbir koyduracağını biliyordu. Çünkü o arabayı ablam aldı. Arsanın yarısında ablamın parası vardı. Ablam bugüne kadar hep çalıştı, enişteme verdi. Tüm parasını kapıdan girip enişteme veriyordu. Parası bitti, ablam ona para vermedi. Eniştem de evi terk etti. Terk etti. Evet. Şimdi Emine seninle konuşmaya devam edeceğiz ama kayınvalide de telefon altında. Leyla Hanım. Efendim. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Gelininiz Seyran Hanım şu anda stüdyomuzda. 10 Ocak'ta kocam beni terk edip gitti. Sosyal medyada başka bir kadınla ilişki kurmuş. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum diyor. Evet. Oğlunuzun nerede olduğunu biliyor musunuz? Onlar biliyor. Tabii ki biliyor. Onlar biliyor. Kız daha onunla konuşmuş. Yalan söylüyor. Ben kesinlikle özel numaradan beni aradı. Kesinlikle nerede olduğunu bana söylemedi. Beni ortada bıraktınız, gittiniz ya. İnsan ne olursun ortada bırakır gider mi ya? Allah korkusu oldu biraz insanda. Beni aradı dedi, çocuklarına da bakmıyorum dedi. Kesinlikle bakmıyorum, kendin çalış bak dedi bana. Peki Leyla Hanım, oğlunuzun nerede olduğunu biliyor musunuz? Biliyor. Tabii ki biliyoruz. Her gün arıyor, her gün. Her gün seni arıyor, beni aramıyor. Seni arıyor. Dün 40 dakika seninle konuşmadı mı? Sen 15 gün çocukları bana bırakmadı mı? Evet, cumartesi darası getirmedi mi kopya? Boşanacağım dedi, aradı dedi, boşanıyoruz sen. Özel numaradan neden tabii beni arıyor? İnsan karısını özel numaradan arar mı? Karısını iki özelden numarada arar mı? Yerini niye evi terk etti oğlunuz? Artık dedi 3'e kadar beni uyutmasa. Yalan. Dedi ben boğazını sıktım dedi, bir baktım anne dedi, ben ne yapıyorum Allah'ım Allah dedi. Allah da şahit yalan. Çocuk o işe gitti, bir süre işe gitti dedi, o dedi ben çocuklarımı okula götürdüm dedi. Git geldim kim dedi. Kim boğazını sıkmış? Sadece eşim benim boğazımı sıktı aldım ama evde de değil, bir arabada. En ağırını uygulamış. Oğlunuz teyzeciğim şimdi anlayamıyorum konuşmasını. Yalan. Leyla Hanım, oğlunuz damatlığını bir de damatlık ayakkabısı dışında her şeyi alıp evden ayrılmış. Her şeyi aldı gitti. Yalan, kurban olayım, yalan, gel ardına bak. Gitmesin, gelsinler baksın. Hayır, herkes gelsin baksın. Oğlunuzun gitme sebebi nedir? Gitme sebebi anlaşacak bunun. Çok konuşuyor. Gece gündüz o çocuğun zehirsiz hayatı. Çok mu konuşuyorum? Herkes onların akrabalarını hepsine bağlansın. Beni nasıl... Çocuk sana para gönderecek. Zehir zıkkım olsun. Ben gün çocuklarını bana bıraktın. 12 yıl sonra. O çocuklarla gece gündüz o çocuklar seni peşinde avladı. Bizdansız. 15 gün senin çocukları bıraktığını evet söylüyor. Ne zaman? Eşimin gittiği gün. Ederim. Anlatacak. O, eşimin gittiği gün tamam mı? Ben anneme gittim. Ondan sonra abimler kesinlikle bırakmadılar ben geri geleyim. Dedi ki o evi bırakıp gitmişse sen de gitmeyeceksin dedi. Ondan sonra o da çocuklar almış eve gitmiş. Ben de dedim ki bakmıyorum. Çocuklarımı sana vereceğimi mi zannediyorsun? Asla çocuklarım kimse benden alamaz. 15 gün babaannede kaldı. Kalsın dedim, ne olacak? Babaannesi değil mi? Kalabilir. Anladım yani baba pılısını pırtısını toparlıyor evet gidiyor. Ortada çocuklar kalıyor. Sen çocuklar evet alıyorsun. Babaanneye bırakıyorsun. Ben bırakmıyorum. Onlar bize geldi. Kaynanamlar bize geldi. Onlar alıp götürmüşler ben anneme giderken. Tamam. Burada anne diyor ki ben de diyor madem sizin çocuklarınız ben de çocuklara bakmıyorum. Aynı oğlunuz şekil. Oğlunuz boşanmak için niye kaçmayı ve uzaklaşmayı tercih ediyor? Gelip karşıma çıksaydı ben seni istemiyorum deseydi. Için, Hatra Hanım, ona yalan. Başkası var. Başkası olmasa asla gitmez o. Leyla Hanım. Peki kendi kendine uzaklaştırma alsın ya memur bey. Ben karıma bir şey yapmaktan korkuyorum. Bana bir uzaklaştırma veriverin. Bu kadını da koruyun.
Ben en azından annemin babamın evinde kalayım. Kanun da benim engelleyicim olsun. Böyle bir sorun olmasın diye. İşe gitti, işe Esra Hanım, işe gitti. İşe gitti, bana diyebilirdi. Ben işe gidiyorum diyebilirdi bana. Oğlunuz, neden söylemedi? Oğlunuz evini eşinize devretti mi babasına? İnsan namusunu bırakır gider mi ya? Leyla Hanım. Bırakır gider mi? Ya bıraktı seni, sen sızmadın, sızmadın. Veriyorsun, konuşuyorsun değil mi? Bir tek oğlunuzu dinlediniz ya. Benim oğlum, bir tek oğlunu dinledin, sana, oğlunu. Beni karşısına getirip de bana bir şey sormadınız. Sus biri, bir dilini tır biri. Ben sustum, sen yalan. Bunlar gelmem, hepsi yalan. Çocuk günden güne kilo verdi o adam. Bitti, yalan. Başkası olursa sudan, tabii ki de kilo verir. İki arada kaldı. Oraya peki, orada mı kalayım, oğlunuzun orada mı kalayım şu anda diye. Bir sevgilisi var mı? Sevdiği biri yok, var mı? Yok, yok. Yemin ederim yok Esra Hanım. Ben gözlerimle gördüm. Mesajları gözlerimle 4-5-6 tane kadınla gördüm. Evlenmez bu çocuk. Burada yeter ki bu kadından kurtulsun. Bu kadın ha. Ne yapmış size? Ben bir gün size saygısızlık mı yaptım? Bir gün sizden kavga mı ettim? Ben ne yaptım size, bana söyler misiniz? Sen bizi rezil ettin ya, televizyona çıktın. Bitti sen, bittin. Bitti zaten. Ha. Bu saatten sonra Leyla artık olmaz zaten. Eşinize ev devri oldu mu? Getirseydiniz, ben gittim. Bak bu önemli. Aslında 2 ay önce boşalmayı isteyen gelininiz var, oğlunuz evet. Kabul etmiyor. Hayır, oğlum istedi. Oğlunuzu tamam. Kabul etti. Ama bak anlamıyorsun söylediğimi. Tamam. Oğlunuz oturduğu evi kendi babasına devretti mi tapuda? Ev değil. Arsa. Kendi arsayı. Kira. Kira, ev kira. Arsayı? Evet. Arsa benim eşim bir adına girdi, onu aldı, 3 sene ödedi. Bu sadece kaç para vermiş biliyorsun? Ne zaman devretti? Böyle söyle. Dedi ki gelin kızım bak dedi. Arsayı alıyorum dedi. Onu ileride satacağız, size ev alacağız dedi. O şekilde söyledi. Hayır, hayır öyle değil. Kayınbabam aldı. Yarısını eşim verdi, yarısını o verdi. İleride satarsınız, kendinize ev alırsınız. Leyla aynen bu şekilde. 10 para verdi. 10 tane çerez verdi. Bak, çerezini alacak kızım. Bir hakkını yemem seni. Oğlunuza söyleyin lütfen. Kanun diyor ki boşanma davası açıldıktan geriye doğru eğer eş mal kaçırmak istiyorsa eşinden ve devrediyorsa bunu, kaçırsa da o malın değerinin yarısı geliniz hak eder. Yani gelinden kaçıramazsınız bunu. Kaçırdılar, o yüzden beklettiler. Kanunen, 2 ay o yüzden sen beklettiler. Sen kanunen o arsanın yarısında hak sahibisin. Buna engel olamazlar. Eğer 2 ay önceki mesele buysa. Evet, çünkü aynen. Geliniz boşalmayı istemiyor. Mallar konusunda bu kadar hızlı olanın çocukları ortada bırakma konusunun aklım, midem, vicdanım kabul etmiyor. Yani gittiği bir tarafta bile baba eşyalarını alıyor gidiyor. Hı-hı. Diğer tarafta çocuklar bayağı, yani çocuklar farkında mısınız böyle anne babanın ortasında kalıyor. Her ikisinin arasındaki bu savaşta olanın tüm sıkıntısını, travmasını çocuklar yaşıyor. Evet, kızım, küçük kızım ağlıyor, babasının fotoğrafını alıp ağlıyor her gün ya. Diyor anne ne oldu, babamı kabul et diyor, gelirse ve diyor. Oğlunuz nerede şu anda, yani hangi şehirde olduğunu biliyor musunuz? Bir kere aradım, dedim anne ne olur Harun'u çağır dedim, barışalım dedim bak. Siz dedi hayır artık istemiyor bizi. 10 kere babayı aradım. Hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz bana tuzak kurdunuz. Ben size ne yaptım? Ben sizi o kadar sevdim ya. Bir gün size saygısızlık mı yaptım? Bir gün ya size kötü söz mü söyledim? Bir gün kavga mı ettim ben sizden? Bir söylesene, kavga ettik mi hiçbir zaman? 12 yıldır. Sen ne zaman dedin çağır barışalım diye? Yani yalvarıyorsun aslında. Evet dedim, hani çok ağlı, ben onu çok seviyorum. Hala da çok seviyorum. Kocanı seviyorsun, evet, farkındayım. Evet seviyorum ama gelmesini istiyorum. Bu şekilde olmaz yani. Gerçekten niye bizi bıraktı? İnsan ne yapıyor? Bu son gidiş 10 Ocak'tan sonra mı? Anne ne olur çağır, evet, gelsin barışalım dedim. Evet aynen, ne istersen dedim. Yapar. Kayınbabamı kaç kere aradım, kaç kere onu aradım dedim. Böyle olmak çocukların perişan dedim. Hı. Ne yaptı dedi, artık olmaz bitti dedi. Dedim ben kim size, diyor bunu? Kayınbabam da kaynanam. Olmaz diyor. Geliniz ben gittim, size yalvardı mı? Anne ne olur? Evet. Evet. Yani kocamı geri getirin. Evet, kayınımı da aradım hatta, gittim onlara. Sizden böyle bir ricada bulundu mu geliniz? Dedi bak Asra Hanım beni dinle. Dinliyorum. Dedim oğlum eline ayağını öpeyim ne olur dedim, 2 tane çocuğum var dedim, gel barıştıralım sizi. Orada taşının dedim, yanımıza gelin, ben Arnavutköy'deyiz dedim. Gelin dedim ne olur dedim ha.
Dedi anne sen niye böyle yapıyorsun dedi. Beni zorlama olmuyor dedi. Olmuyor, olmuyor diyor. Ben oğlunuza ne yaptım? Gerçekten düşünüyorum ben ona ne yaptım? Bitti demek ki bitti. Bu kadar bu kadardı. Ne yaptın bitti. Seni? Bitti. Tabii başka kadınlarla gözünü kirletirse biter. Kız ne kadar? İnsanın kendi namusu varken gidip bir bak. Aynen. Da söylüyor. Ayrılacaksın ne yapıyorsan niye ya? Şimdi telefon hattında bir de kayınpederim var. Kayınpederin seni anlar mı? O ben her şeyimi ona anlatıyordum. Onu o kadar seviyorum. Kendim babam telefon gibi sevdim onu. Telefon hattında şu anda. Alo. Alo baba. Kızım sen orada ne işin var? Sen niye oraya çıktın? Ben size dedim çıkacağım diye. He. Çıktın iyi yaptın. Tamam yaptın kızım. Çok güzel yaptın. Harun'u getirin dedim. Eşimi getirin. Çocuklarımı babasız bırakmayın dedim. Getirmediniz. Ben size ne yaptım baba? Ben bir gün sana kızım, kötü söz mü kızım, söyledim? Doğruları, o, ben size saygısızlık mı yaptım? Işte, bir gün kavga ettim mi ben sizden? Bir söyle bana. Bunları söyle. Ben size ne yaptım ki? Siz bana ama bunu sen, yaptınız. Sen doğru söylenmişsin işte. Eşimi nereden aldınız? Eşimi aldınız benden. Çocuğum niye gitti? Niye? Niye gittim? Kendine bir sorsana kocamı niye gitti? Kocamı bulmak için gittim. Eşimi bulmak için gittim. Eşini evde kovdun gitti. Kovdun mu? Ben onu kovdum evet. mu? Evet. Allah'ın şahit tutarak söylüyorum ki ben onu asla kovmadım. Nasıl kovdu ya, peki arada, yani iddianız nedir? Kızım bak gece 3'te çocuk diyor ben diyor hastayım rahatsızım diyor. Gece 3'e kadar diyor. Allah şahit ki yalan. En son geldi. Kavuşmak nasip olmaz. Yalan. Ondan sonra diyor. Yalan. Ya ben diyor yalvardım, akardım, baktım olmadı. Yalan. Diyor. Gittiği baktım, gece ben anlatacağım yakan, şimdi dinleyin. Hepsi de yalan. Peki. Gittin diyor. Yasin, şimdi peşine düşürsün o zaman. Yasin Bey bu yalan. 12 yıllık evlilikte son 6 ayda mı başladı evet, bu sorunlar? Evet son 6 ayda başladı. O kadınları gördükten sonra başladı. Ya o kadın madem yok yok var. Yok bir şey. Ben gözlerimle mesajları gördüm. Gözlerime mi inanayım, size mi inanayım? İnsan neye inanır? Kızım İnsan gördüğüne bir şey mi inanır, başkasına mı inanır? Tamam adam öyle bir şey görmese, bunun peşine ne düşüyorsun o zaman? Neyin peşine düşüyor? Canı cehenneme o zaman. Efendim? Madem öyle bir şey görmese, canı cehenneme, niye peşine düşüyorsun ona? Yani ama şunu istiyor, sevdiği adamın, çocuklarının babasının ona sadık olmasını istiyor. Bundan daha doğal ve net bir istek olamaz. Olması gereken zaten bir evlilikte bu. Esra Hanım ben bak ben gittim hanımla beraber oraya gittik evine gittik kız kardeşi bunu almış dışarı çıkmış demiş kontrol almaya gitti bekle gelmedi akşam ikimiz de orada kaldık çocukların yanında kaldık ben meğer babasına gitmiş almış babasına gitmiş sabah oldu dedi burası ben doğru. gelmiyorum dedi çocuklar da sizin olsun dedi burası ben de doğru. çocukları aldım eve götürdüm. Şimdi arkadan bırakayım. Oğlunuz bu evliliği bitirmek istiyor ve bitirmek istediği için de kaçıyor doğru mu? Kaçmadım. Vallahi billahi kaçmadı. Sizin dedi, yanınızda mı kalıyor? Size göre kaçmamış olabilir ama bana Hayır. göre kaçmış. Hayır. Şehir dışında dedi ben... Gitmiş yani hani var olan siz İstanbul'dasınız başka bir şehre gitmiş. Siz Hayır, oğlunuzun öyle. Nerede olduğunu biliyorlar, biliyor musunuz? Biliyorlar. Hepsi biliyor. Yani yeter ki Seyran'dan uzak olayım dünyanın öbür ucuna gideyim mantığıyla gitmiş. Oğlunuzun hayır. nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır, şu anda şehir dışında çalışıyor. İzmir'de. İzmir'de. Evet. Peki, İzmir'de olduğu süre zarfı içerisinde bütün eşyalarını toparlayıp gitmiş. Aslında bu bir nevi veda. Esra evet. Hanım. Hı. Bak, eve gelip görebilirsiniz. Bütün eşyalar evde duruyor. Evde duruyor. Adam sadece kendi elbisesini almış gitmiş. Niye? Evde o zaman Seyran mı yalan söylüyor? Orada evde çalışıyor kameralar adam. Kameralar gitsin baksın. Bakılmasını istiyorum. Gerçekten bakılmasını istiyorum. Her şeyini aldı götürdü. Her şeyini. Bir tek birkaç tane gömleği orada bırakmış. Ondan sonra damatlık bir de ayakkabısı. Bir tane ayakkabı. Allah şehir dışında çalışıyor. Her şeyi götürdü. Karısı da diyor ki ben kocamı seviyorum. Tamam kocanı seviyorsa o zaman niye diyor ki benim sana ihtiyacım yok. Evet terk et diyor. Niye öyle söylüyor? Buyurun. Onu niye söyledim? Sürekli bana hakaretler etti, beni dövdü. Dedim bu şekilde yapacaksan, bu şekilde yapacaksan olmasın, ayrılalım dedi. Bak, sen o dedi ki seni asla bırak.
Yasin abi. O şekilde söyledim. Bir kadının bir erkeğe benim sana ihtiyacım yok cümlesi o kadar kıymetli bir cümle ki bu cümleyi kurabildiği için aslında Seyran'la gurur duyuyor olmanız lazım. Ben tek başına ayakları üzerine durabilen, çocuklarına bakabilen, evi çekip çevirebilen biriyim. Benim sana ihtiyacım var demek ama ne anlamda biliyor musun? Senin bana bakman, karnımı doyurman için değil. Senin sevgine, ilgine ihtiyacım var. Sen bunu vermiyorsan benim sana ihtiyacım yok. Aynen. Yani şimdi her şeyi yapabilen bir kadın karşı taraftan sevgi görmüyorsa, ilgi görmüyorsa ihtiyacı var mı o adama? Yok, o şekilde sevgi, zaten. Ben o şekilde söyledim. Alo. Buyurun, dinliyorum. Bak, sevgi karşılıklıdır. Her iki tarafta. Doğru, çok haklısınız. Bir taraf hiç bitmiyor. Ama iki ay ama önce Yasin Bey... Ama bunlar sevgi saygıyı bitirdiler ya. Bu doğru cümleniz bak. Karşılıklı tüketmişler anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Sevgi saygıyı kalkmış, bitmiş yani. Hep o tüketti, hep bana hakaretler etti, ben sustum, beni dövdü, ben sustum. Esra Hanım, ben açık öğrenciyim. Bunlar ikisi de birbirinin içini karartmışlar, olay bitmiştir yani. Kararmış içleri. Aynen öyle. İkisi de şu anda yalan söylüyor yani. İki ayda ne değişti Yasin Bey? İki ay önce gelininiz boşalmayı istemiş, aileler girmiş, eşiniz oğlunuza gelmiş, yalvarmış boşalmayalım diye. Sizce ne iki ayda? Gitti boşanma değil. Boşanma değil. Biz bunların arasına girdik, bunları barıştırdık. Özür dilediler birbirinden, dedim bu konuyu kapatın, sünger çekin dedim, yeni sayfa açın dedim. Yine devam ettiler. Konu neydi peki, boşanmaya götüren konu? Konu dedi, ben mesaj görmüşüm dedi, başkasıyla mesajlaşmış. Onu buydu, başka bir şey yok ki. Yani aslında bir nevi bir kıskançlık krizi bu. Evet, aynen. Ben bilmiyorum artık. Yani şimdi aynısını terse çevirin. Harun Bey oğlunuz Seyran'ın telefonunda başka biriyle yazışmasını görüyor. Bunda denilecek bir konu mu değil? Esra Hanım, ben kendim herkesi görmemişim. Herkesi kendi gibi görecek. Ben kendim görmemişim. Doğru, eğer öyle bir şey varsa doğru bir şey değil zaten. Delikanlı işi değil o. Peki Yasin Bey, telefon hattından ayrılmayın. Şimdi baba olarak da hani ortada diyor ki bunlar hep böylelerdi. İkisi de birbirine karşı kalbini karartmış. Ama birinin kalbi kararmış, diğeri hala kocasının kalbine dönük. Öyle görüyorum. Evet. Yani ne yaparsa yapsın kocam da kocam da diyen bir Seyran var sevgili seyirciler. Diğer tarafta Muhammed Caner. Kocanız Harun Samsa'nın çok yakın arkadaşı. Evet, o da her şeyi biliyor. Harun Bey, merhaba. Muhammed Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nerede arkadaşınız, kankitonuz? Şimdi abla, ben önce sana şunu söyleyeyim. Orada dediğiniz gibi benim 30 yıllık arkadaşımdır. Hı-hı. Her şeyini benden iyi bilen kimse yoktur. Ben Hı-hı. bilsem de zaten o insanlara söylemem bunu artık. Bunu önce söylemek istedim. İkinci olarak gelin bu mesaj olayına. Bu mesaj olayında TikTok'ta canlı yayın bir yapılmış bir yayındı. Evet. Sevgili diye bir şey değil bunlar. Senin sevgilin eşime yalvarıyor, ne olur. Bir saniye. Abla, ben konuşacağım mı? Konuşmazsam o konuşursa ben konuşmam. Hadi, evet. Biz TikTok'ta bir canlı yayın yapıyoruz. Harun'la orada bayanlar bize bir şeyler atıyor. Ben mesajlaşma diye bir kültürüm yoktur. Çünkü benim de evim var, benim de yuvam var, benim de çocuklarım evli var. Evli misiniz siz de? Evet, ben evliyim. Peki, bu hemen araya gireceğim. Şimdi Seyran Samsa'nın iddiası şu. Muhammed Caner'in sevgilisiyle kocamın TikTok'taki yazışmalarını gördüm. Evet. Sevgilisi değil. TikTok'ta yani sizin bize... Senin sevgilin eşine yalvarıyor. Bir saniye, cümleyi okuyorum. Senin sevgilin benim... varmış. Senin sevgilinle Harun yazışıyor. Diyor ki kadın Harun'a, ne olur dön. Nuray sensiz yapamıyor. Aynen. Yataklara düştü. Seni çok seviyor. Ben, sen, Muhammed, Nuray ne güzeldi eski günlerimiz diye aynen yazıyor. Harun da cevap veriyor. Diyor ki ben artık istemiyorum. Biz yan yana gelince sürekli kavga ediyoruz. Kim bu Nuray? Şimdi abla, ben şöyle bir şey söyleyeyim. TikTok'taki bu iki kadın yazan, bak yazan o. Benim telefonuma yazma diye, bir konuşma diye hiçbir şey yok. Evet. Yazanlar onlar, konuşanlar onlar. İdam olan benim bu arada. Beraber gittiniz buluştuk. Dur, anlatın şimdi bu canlı yayın mevzunu. Bu sevgili diye bir şey değil bunlar. TikTok'ta gelen kadınlar ya. Hayır. Tamam. TikTok'taki bu iki kadını hatırlıyor musunuz? Tanıyor musunuz? Bak, ben adını bile hatırlamıyorum abla. Canlı yayında görüşmüş, ondan sonra mesajlaşmış ama ne bir buluşma var. Ne, ya, ne yayını yaptınız bu canlı yayında, bu iki, yani iki erkek iki kadınla? Benim hesabımdan canlı yayın yaptım. Oradan bana hediyeler attılar, konuştular, ettiler, bişler. Harun da iki mesaj yazmış. Olay bu. Ne, ama Harun şöyle bir cümle yazıyor. Ama bak, kalkıp o, bir dakika.
Kalkıp orada ya Harun ne yazdı beni gelmiyor. Kalkıp orada Muhammed'in sevgilisi diyor. Ne alaka ya? Hayır ama... Diyor ki ekmekçiyi de al gel, ekmekçiyi çok özledim. Onu çok seviyorum. Benim ekmekçi olduğumu dünya biliyor. Sen aynen bilmiyorsun. O şekilde yazıyordu. Ama hanımefendi... Dosya ben baktım sonra gelmedi. Şimdi bir yazışmayı yakaladım demesi ayrı. Harun'un o kadınla ilgili, Nuray'la ilgili senin sevgilin olduğu iddia edilen kişiye... Ya biz yan yana gelince çok kavga ediyoruz diyor. Ve senin sevgilin olduğu iddia edilen kişi de diyor ki... Ya ne olur bak yataklara düştü, seni çok seviyor. Eski evet. günlerimiz ne kadar güzeldi. Muhammed, sen, ben, Nuray. Ekmekçiyi çok özledim diyor. Ekmekçiyi demek de ki gel. O canlı yayınların dışında başka şeyler gelişti. Olabilir sahile mi acaba? Gidelim, yine sahilere abla, gidelim. Bu bak, bak ben yine söylüyorum. Herhangi bir kadınla ne buluşma var ne bir şey var. Etkilenme nedir TikTok'ta, Muhammed Bey? TikTok, neden bak, bir dakika ama bak bir saniye bir saniye. Tabii tabii cevaplayın. Bak bir dakika, şimdi burada herkes duyuyor değil mi? Hı hı. Ben o zaman da söyledim zaten, bunu da aradım. Bak bunlar dedim, benim bekarlığımda takıldığım bir ton insan vardı dedim. Hı hı. Yani bu ben ama gidip birisiyle evlendikten sonra ne görüşmüştüm ne buluşmuşluğum var dedim. Peki, ya. Peki eşiniz canlı yayınlarınızı izliyor muydu sizin? Evet, evet eşim de izliyordu, ablam da izliyordu, herkes de izliyordu ya. Herkes hepsi izliyordu. Hepsi de bu konuşmaları biliyordu. Evet. Peki. Zaten... Harun Bey de canlı yayın yapıyor muydu? Sen gidin hayatımızı mahvettin. Benim eşim gayet iyiydi. Sen mahvettin Muhammed eşimi. Bey, hayır, eşimi yoldan sen çıkardın bayanlar sen. Bayanlar sizden niye etkileniyorlar? Etkilenmişler deyip onlar adına konuşuyorsunuz. Abla, aldatma ben, dediğin yine, şey şimdi, bu adam. Bir erkeğin bak aldatma sizin çok basite indirgiyorsunuz. Aldatma dediğiniz eylem kadın ve erkeğin karşı cinsten yan yana gelmesi değil ki. Duygusal şimdi, anlamda da zihninizin kayması bir aldatmadır. Abla, etkilenmişler. Bir saniye bak. Orada, durup dururken şey... bu kadınlar Muhammed'den niye etkileniyorlar? Harun'dan ya da. Bir saniye, bir şey söyleyebilir miyim? Sürem çok kısıtlı. Başlayın lütfen. Hemen söylüyorum. Ben 2019'dan önce 10 yıl boyunca cezaevindeydim. Ben bu Harun'la ne zaman görüştüm? 2009'da geldim. Tamam, 2016'da bir çıkmışlığım var ufak. 2009'da geldim. Ben zaten evlendim. Evlendikten sonra da benim zaten ekmek bifem var. Ben buradaydım. Hangi ara ben manitalar yaptım da Harun'la buluşturdum? Zaten bu son 6 ay içerisindeki süreçten bahsediyorlar. Ben Muhammed Bey sizden bir ricada bulunacağım. Yakın arkadaşınız Harun. Hani onunla ilgili her şeyi bilirim ama hiç kimseye de söylemem. Bizim dostluğumuz ölümüne kadar dediniz. Harun Bey'le iletişim kurup ekip arkadaşlarımla iletişimini sağlar mısınız? Seyran burada. İddiaları da cevaplarsa çok sevinirim. Canlı yayınlar, yani sosyal medyada yayınlar açmak, bu canlı yayınlarda farklı iletişimler kurmak, o iletişimleri ilişkide başka bir boyuta taşımak her taraf için aslında sakıncalı. Bunun sonuçlarını da yayında görüyoruz. Sizi şimdilik uğurluyorum. Yarın tekrar görüşeceğiz. Buyurun lütfen. Nazan Korkut geliyor. Buyursunlar. Ne olur gelinim dön hikayesiyle başlayan o masum konunun içerisinden en son gömü çıktı sevgili seyirciler. Cuma günü Caner'in 4.5G bağlantısında Bartın'dan bildirdiğinde ya buradaki komşular onların kendi bahçelerinde bir kazı kazdıklarını, bu kazı kazma işleminin hangi amaçla yapıldığını merak ediyoruz dedi. Bu iddia sonrasında neler olduğunu hep beraber öğreneceğiz. Caner karşımızda, Bartın'a gidiyoruz, yanında da Selçuk var. Evet Esra Hanım, şu anda Bartın Kumluca'dayız. Sizin de söylediğiniz gibi bundan 2 sene önce Selçuk ve eşi Nazan Hanım iddialara göre bu arkamda gördüğünüz yerde bir kazı çalışması yapmışlardı. Köylülerin iddiasına göre buraya bir mezar açıyorlardı kendilerine. Bu mezarı babası için mi yoksa başka birisi için mi kazdılar? Tüm soru işaretlerini bugün Selçuk Bey bizlere anlatacak. Neden burayı kazdı? Çünkü Cuma günkü yayınımızda bunu kabul etti. Evet, o tarlada bir kazı yaptık dedi. Ama bu kazıyı neden, niçin yaptı? Cevaplarını ondan alacağız ve en önemlisi de birazdan Esra Hanım kazının tam yerine gireceğiz. Kazının yapıldığı tam yere gireceğiz. Gerçekten burada inanılmaz görüntüler de var. Gördüğünüz gibi burası da çukur halinde. Yani bir kazı yapılmış. Dediğimiz gibi bu kazıyı neden yaptı? Selçuk Bey'den bunların cevabını birazdan alacağız Esra Hanım. Peki, teşekkür ediyorum. Ve Fatma Hanım konusuna geçeceğiz. Programımıza başvuruda bulundu. 14 yaşındaki kızım, yani 14 yaşından beri kızım tam 3. kez kaçırıldı. Son kaçırılışı 18 Aralık 2023 tarihindeydi. Zilan'ın nerede olduğunu günlerce aradık sevgili seyirciler. Zilan Yılmaz'la ilgili önemli gelişmeler var. Bu gelişmeleri biraz sonra sizlere aktaracağız. Hemen ardından bizi bekleyen diğer konumuz ise Mustafa Duman. Eşim Ülker Duman, benim akrabam Mustafa isimli kişiyle karşı demişti. Kayıp olan eşinizi buldum.
biraz sonra Ülker Hanım bu stüdyoda olacak, karşınızda olacak. O da tüm iddiaları cevaplamaya geliyor. Reklamlardan sonra karşınızdayız, ayrılmayın. Beraber babanı öldürmeye teşebbüs etmesi. Ne zaman oldu oğlan? 2,5 ay önce. İki buçuk ay önce. Babamı niye bıçakladın ayağında? Sen şey... demedin mi bana? Bu adamı korkut. Bana zehirli ver, zehirleyelim. Dedi mi, evet, demedi dedi. Mi? Kelepçeler, şok aletleri, fare zehirleri. Şok aleti benim. Gece çıkıyorum. Yanımda bulunduruyorum. Kelepçe. Kelepçeni de sana vereyim diye bekliyorsun ama çok beklersin. Şu adamdan kurtul, bunu zehirleyelim mi? Aynen. Girişimde bulundunuz mu peki? Yaptık. Dur, evde vardı. Kayınvaliden kolonun içine koydurdu bana. Dolap da iki gün beklesin, iyicene içine çökecek. Zehir dedi, etkili olacak. O zehir bardağın içine koydu. Sen gitti kocana içirdin onu. İçirdim diyorum, içmedim demiyorum. İçirdim diyorum, içmedim demiyorum. Ayran içirdiniz mi? Ayran İstedim. Hiçbir şeyden haberim yok. Çok üzüldüm. Gelinim yaptı, ben de okeyledim yani. Bunda bir şey yok. Bir çukur kazdıklarını, gördüklerini iddia ediyorlar. O kazı neden yapıldı? Hüseyin Bey'i öldürdükten sonra oraya mı gömeceklerdi? O kazı niçin yapıldı? Niye yaptı? Köyün alt kısmındaki kazı. Orası onu bizim bahçe zaten. Onu anladım. Yoksa o çukur fare zehir içirmek istenen kayınpeder Hüseyin için mezar mı olacaktı? Mezar gibi bir yeri açıyorsun, orada da bir gariplik vardır. Bartın Kumluca'dayız, burada çok önemli gelişmeler olmaya devam ediyor. Bartın'daki o araziden çok özel yayın Esra Erol'da. Vasfiye teyze ve Ahmet amca 42 yaşındaki kayıp kızlarını aramak üzere programa geldi. Bu iki tontonu köyünden yerinden kaldırıp buraya getirdi. Kim getirdi? Kızları Aysel, sosyal medyada tanıştığı Ertan İrican'la bir ilişkiye başlıyor. Bu ilişkiyi kaçarak, göçerek, saklanarak ve kapalı kapılar ardında yaşayarak yaşadıkları için ailenin kafasında hep soru işaretleri olmuş. Cuma günü de Ertan İrican'la ilgili ihbarlar gelmişti. Aile bu evliliğe net bir şekilde karşı çıkıyor. Bugün Aysel ve Ertan bu stüdyoda değiller. Nerede? Onu biz bekleyeceğiz. Gittiler mi? Cumartesi günü Ertan, ya Aysel'in kafası çok karıştı, çok üzüldü, çok yıprandı diye beni onu alıp bir Taksim'e götüreyim demiş gezmeye. Anla. Bir morallensin, bir havası değilsin diye. Oradan kaçmışlar. Allah. Ne yapalım Esra? Ne yapalım ya? Evet. Biz çok şey gelmiştik. Evet. Allah Allah. Yani Ertan ikna etmiş, Aysel'i götürmüş. Aa. Aysel de zaten ikna olmaya dünden hazır olduğu için çok ya, da zorlanmamıştır Allah Allah. Bu konuda. Allah Allah. Evet. Çok zor durumda kaldım. Ahmet amca, siz evinize dönün. Ya tamam, biz şimdi bu... Neden biliyor musunuz? Ya, Aysel 42 yaşında, size, boyu kadar hayır, çocukları var. Hayır. Asla rahat gelmiyor. Hayır, ben dönmem. Ben Asla dönmem. Hanım. Başımın üstünde yeriniz var bu arada. Ben ama dönmem. Şunu söyleyeyim, yani 42 yaşında çoluk çocuğa karışmış, hayır, ben 30 dönmem. Yıla yakın süredir evli olan ben bir dönmem. Kadına doğruyu ve yanlışı anlatıyor olmak o kadar zor ben geliyor dönmem. Ki bana. Ben çok büyük umutlarla gelmiştim bugün. Evet. Çok büyük umutlarla gelmiştim. Yine hayal kırıklığı yaşattılar, yine hayal kırıklığı. Ama yanlış. Çok ne söylemek istersiniz kızınıza buradan? Vallahi. Aysel, yavrum yapma kızınım, bak gel. Neden gittin yavrum? Ya Allah. Kızım gel kızım. Ben bugün bak. Vallahi bak senin için çok sevindim. Bavullarımızı aldı da gideceğiz diye. Çok sevindim yavrum. Neden böyle yaptın? Umudunuz var mıydı bugün sizinle döner diye? Evet. Vardı Esra Hanım. Yani gelir sizinle Balıkesir'e giderdi. Evet. Bak çantalarımızı aldık, bavullarımızı aldım ya. O zaman... Vallahi... Yani Aysel öyle bir karar verdi ki bu kararı ailesinden yana değil, sosyal medyada tanıdığı o insandan yana kullandı. O insanla da ilgili, Ertan İrcan'la da ilgili olumsuz ihbarlar geldi. Ama şuna inanıyorum, yetişkin ve çocukları olan bir kadının bu ihbarları göz ardı edip yok sayabileceğini asla düşünmüyorum. Çünkü Allah bir akıl ve bir irade vermiş ve bunu kullanmamız için vermiş. Bizi olumsuzluklardan, kötülüklerden, Allah Allah. Kötü insanlardan koruyabilmek için bir Allah muhakeme yeteneğimiz var. Geldim, İnşallah yavrum. Bu konuda duyarlı davranır.
kendinizi bir nebze de olsa korumak istersiniz. Aileniz sizi her an kucaklamaya hazır. Yapabileceğim bu kadar. Biz tamam, burada değil, gitmem. Ahmet amca kal birkaç gün daha misafirimiz ol, tamam mı? Gitmem. Tamam. Gitmem buradan. Buradan neden gitmem. Neden bile yaptın kızım? Neden? Yani... Yani çocukların ne diyor biliyor musun Esra Hanım? Ya bu kadar ben da diğer, olmaz annem ya. Annem diğer, Fethican, Serkan ayrı bir ev tutacaktılar. Üçü beraber yaşayacaktılar. Anneanne senin yanından alacağım dediler. Bu bile o kadar güzel bir fikir ki aslında. Evet. İnşallah Aysel bu fikri değerlendirir ama o Ertan'ı seçti. Ya. Dediğim gibi yani hayatımızda iyi ve kötü insanlar olacak, kötüleri yok edebilmemiz mümkün değil. Ama o kötüleri hayatımıza sokmama tamamen bizim kendi irademizle alakalı. Bu seçimleri doğru yapabilirsek hayatımız boyunca, yaşamımız boyunca en az zararla bu hayatı, bu yaşamı tamamlayabiliriz. Diğer konuya geçiyorum sevgili seyirciler. Mustafa Duman, eşim Ülker Duman 23 Ocak 2024 tarihinde amcamın oğlu Mustafa Duman'la kaçtı demişti. Önce hatırlatma ardından kayıp eş sürütüyor da. Ben seni boşayacağım, bunu böylece bil. Senin gibi takıntılı insandan ben ömrümü tüketmeyeceğim. Anladın? Ne yapmak i̇ster istiyorum? Çocukları ver, ne ister yapmak? Verme. Var mı kötü bir şeyin? Var mı? Gördün mü? Biliyor mu? Getir gel. Şüphen var mı benden 15 senedir? Demek ki var. Yazıklar olsun diyorum ben de. Durmayacaksın arkadan. Başka yere çıkacaksın. Uzaklara gideceğim. Şu anda eşinin Ülker Duman'ın ve Mustafa Duman'ın nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Her zaman beraber oturup kalktığım bir kişi. Beklemezdim, yakıştıramadım. İkisine de yazıklar olsun. Evli mi peki kuzenin? Evli. Üç tane çocuğu var. Kuzeniniz telefon attığında alo deyin isterseniz. Tüm bu olanlardan yazıklar olsun, sonra... Yakıştıramadım sana, yazıklar olsun. 23 Ocak'ta köyden, Balıkesir'deki köyden beraber ayrıldığınız iddia ediliyor. Hayır. Bunlar bir takım uydurdular, zaktılar, çaktılar, saldılar başımıza. Peki eşiniz Kezban Hanım da şu anda telefon attığında. Kezban Hanım merhaba. Beni Ülker'in kocası aradı. Yenge dedi... Çabuk eve gel dedi bana, ben de vardım. Ben gittim oraya, bütün mesajlarını gördüm ikisinin mumdan. Ben de eve gelince her şeyi dedim ona. Dedikodular ne zaman çıktı? Siz bunları duydunuz mu? Dedikodular olmuş, herkes biliyormuşmuş bunları. Bir tek benim haberim yokmuş. Oldu, bitti bir şey işte. Bitti mi şu anda ilişkiniz? Ya bitti, o... Yakalandığınız için aslında Ülker Hanım da pişman mı? Vallahi onu bilmiyorum. Siz pişman mısınız peki bu ilişkide? Evet. Esra Erol'a baktı mı beni dövüyor der ki niye bakıyorsun Esra Erol'a diye. Şimdi kendi çıktı bak. Düşmez kalkmaz bir Allah, Allah adamı böyle şaşırtır. Bir sebebi varmış demek ki. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Eşinizi stüdyoya davet edeceğim şimdi. 12 yıllık evlilik ve bu evlilikten 11 ve 6 yaşlarında iki çocuğunuz var. Şu anda o çocuklar da aslında annesizler. Evet. Annesiz kalmalarının sebebi de eşinizin başka biriyle yaşamış olduğu gönül ilişkisi olduğunu iddia ediyordunuz. Evet. Ve onunla kaçtığını söylemiştiniz. İddiaların odağındaki Ülker Duman bulundu ve stüdyomuzda buyursunlar. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Biraz daha ortalayıp seyircilerimize tam ortalayın. Evet. Konuş. Sen konuş Ülker, her şeyi yapan sensin. Kim, ben mi yaptım? Ben mi yaptım? Ben sana beni alma dedim. İstemiyorum seni dedim. Sevmiyorum dedim. Bu zamana kadar ben seni silah zoruyla mı durdurdum Ülker? Evet. Kimliğime kadar el koydun. Benim şahsi kartlarıma kadar el koymuş. Versin benim kartlarımı. Ha. Para kartlarımı. Hı-hı. Tamam mı? Çoluk çocuğuna bakamıyor abla bu. Biz zerin zebili yaşıyoruz. İsterseniz bağlanıp köylüler sorabilir. Hı-hı. Ben onun bunun eskisiyle çocuk büyüttüm. Neye bak yüzü. Bir insan bir şeyi 40 kere derse bu gerçekleşir. Yıllardır beni onu sevmediğimi bile bile, anladın mı? Arkamda bir şey aradı. Devamlı şüphelerle. Komşuya bilene gidemem, komşular benim evime giremez. Bağlansın, herkes söylesin. Benim utanılacak bir şeyim yok. Bu noktaya sen beni getirdin. Anladın mı? Hesap verilecek biri varsa
O da sensin. Böyle şeyleri sen yapmadı. Ben mi zorladım Ülker seni? Bedelini de ödeyecek. Evet, sen zorladın. Şimdi o size bu davranışlarla sizi şuna zorlar. Bu evliliği bitirme ve boşanma davası açmaya. Aynen. Benim, o kadar bu madem. Bu konuda tüm o eylemlerinin hepsi sizi bir yere kadar getirir ve dersiniz ki kardeşim bu evliliği bitirmem, bu davayı açmam için sen beni yedin bitirdin. Sen gider evet. Boşanma davanı açarsın, boşanırsın. Evet dedim ama. Ama onun bu davranışları senin başka biriyle ilişki yaşamana sebep olmaz. Denedim aynen. Abla, denedim. Yüzü söylesin. O arkanda getirdiğin insanlar hiç çok mi? Mu biliyor seni? Hiç mi Ülker? Senin çoluk çocuğuna baktı mı, sahip çıktı mı sana? Hiç sen mi? Onu söyle bana. Hiç mi bir polis yoktu, gel jandarma yoktu? Gel yanıma da yoktu. Şurada konuşalım. Gel, gel. Hiç mi? Hiç mi? Gel de bir... şurada konuşalım. Gel, gel. Adam gibi karşıma dikilemedin de geldin buraya insanlar içine. Beni rezil etme. Sen ben rezil sana, oldun. Sen. Ben sana çok dedim köylüler Ülker. Köylüler beni de biliyor, seni de biliyor. Evin hem erkeği oldum hem kadın oldum, anladın mı? Çocuklarım için. Ama sen bilmedin. Devamlı benim arkamda bir şüphe aradın. Ben de sana sebebi verdim. Boşa. Sebebi neydi peki? Sevmiyorum abla, sevmiyorum. Ülker bak, evliliğinin bitmesi için nedenleri sıraladığında buradan köye yol olur. Değil mi? Evet. Hepsini tek tek yazdığında bunları bir dilekçe, bir kağıda yazıp adliyeye götürsen, ya abi benim bak sebeplerim tamam. Bunlar, ben boşanmak istiyorum, nerede açılır desen tamam, herkes sana güzel. Yol gösterirdi. Tamam çok fakat, güzel abla. Fakat 23 Ocak 2024'te iki çocuğu evet. Da bırakıp gitmenin sebebi eşinizin akrabası Mustafa Duman mı? Hayır. Ben gittim arkadaşlarımın peki, evinde kaldım. Peki. Bağlanıp da söyleyebilirler. Peki muhtar da mı yalan söyledi? Ben muhtara kendim anlattım. Böyle böyleydi onunla dayı dedim, bilerek yaptım dedim. Kendisi aramış zaten. Amcam kendisi aramış 23 zaten. 23 Ocak 2024 kendisi gecesi aramış muhtarı. Amcaoğlu ulan, Mustafa muhtarı arayarak. Ya, senden kurtulacağım ya, benim için o bana yeter. Anladın mı? Yıllardır çektirdiğin yetsin. Kurtarılacaksın, kurtulacaksın da ama kurtulmanın yolu bu değil. Sizin Mustafa Bey Cuma günü yayına bağlandı. Evet. 23 Ocak'tan beri beraber miydiniz çiftlikte? Hayır. Ben arkadaşımın evindeydim abla. Arkadaşımın arasın, söylesin, bağlansın. O gece beraber mi kaçtınız peki? Hayır, hayır. Ama o da bir anda ortadan kayboluyor. Sen onu, de bir anda ortadan onu ailesi, kayboluyorsun. Onu ailesi böyle duyunca, edince tabii normal bir şey. Evden çıkarmışlar. Hı-hı. Adam benden şimdi davacı olur mu, olmaz mı bilemem. Çünkü... Ama hayır, Mustafa Bey Cuma günü yayına bağlandığına bu dedikodular çıkınca ben kaçtım. Ülker Hanım'la duygusal bir ilişkiniz var mı? Evet, duygusal bir ilişkim var. Biz birbirimizi seviyoruz ve bu sevdiğim için de pişmanım dedi. Onu öyle suç bende, ben kandırdım. Ne? Ben kandırdım, ben yaptım. Anladın kimi mı? Kandırdınız? Ben yaptım. Onu öyle yapan benim. Mustafa Bey'i çünkü, kandırdınız. Evet, çünkü bu pislikten kurtulmam için öyle bir şey gerekiyordu. Niye Mustafa Bey'i kullandınız? Niye kullandım? Çünkü en yakın gidiş gelişimiz o vardı. İnsanlar, nereye gidiş geliş? Mesela onlarla en yakın gidiş gelişimiz onlar vardı. Yani bak... Hayatım insan... sana bir erkek lazımdı. Yani bir kobay mı ne denir ona? Bir neden lazımdı, Mustafa'yı gözüne kestirdi. Evet. Çok affedersin yani onun da ahlakı yok muymuş? Sen onu gözüne kestirsen de o da yoldan çıkmaya meyilliymiş. Demek ki o da meyilliymiş. Peki Mustafa şu an karısına dönebilir mi? Dönebilir. Ailesiyle barışabilir mi? Barışsın. Barışsın. Umurumda da değil. Umurunuzda da değil. Peki o köyde bu açıklamayı mi? Yapmanızın sebebi nedir bu ya? Bu kişiler akraba hanımefendi. Yani bırakın eşi baz almayı, Mustafa Bey'in eşini. İki Mustafa birbiriyle akraba ya. Seçtiğiniz kişi biraz böyle toplum açısından da kötü bir seçim değil mi sizin yaptığınız? Bak ben ne diyorum size, siz anlamıyorsunuz. Diyorum anlamıyorum. Ki bundan kurtulmak için anladın mı? Bundan kurtulmak için bir akrabayı seçiyorsunuz ya hanımefendi. Bu akrabayı ona getirdim, ben kandırdım diyorsunuz ya. Onu da gerçi kanmaya niyeti varmış da. Eğlenmiyorum. Evet. Yalnız diyelim o da hak etti, bu da hak etti. Kurtulmak ceza mı verdiniz ikisine de? Aynen öyle. Kurtulmak için de hak etti. Cezalanan, Ülker. Yani üzülecek olan sensin, bunu yapma. Ülker, kurtulmak için bu yolu mu seçmek gerekiyordu? Gidip boşanma davası açabilirdin. Niye açmadın? Gidip açabilirdik. Hayır, niye açmadın? Sen niye yıllardır açmadın sen diyor. Sen niye açmadın? Benim böyle elimde abla kimliğim yani. Yok. Ben hı-hı. Bundan izinsiz bak, köylerimizin arabaları var. Hı-hı. Anladın mı? İnen aşağıya pazara. Bir gün söylesinler, Ülker yalnız başına bindi pazara. Kendi arabamız var Ülker, kendi arabamızla gidip geliyorduk. Araba kullanmayı senin yanında biliyor mu? Senden ben boşanmaya biliyor. Mı gidecektim? Ha? Biliyor ama ehliyeti yok. Ehliyeti yok ama arabayla tarlaya gidiyor mu? Gidiyor.
Gidiyorum. Tarlaya gidebiliyor. Abla. Ha? Hepsini yapıyorum. Sen tek başına mı çalışıyordun evde? Evet. Bunu şahitler de vardır. Arabaya atlıyorsun, tarlaya gidiyorsun, her şeyi yapıyorsun. Kocan ne yapıyor? O da keyif istediği zaman kalkıyor. Çayım hazır mı diyor. Hı-hı. Ha, çayımı koy, tabii, şekerimi tabii, kat tabii, öyle geleyim tabii, diyor. Tabii Ülker. Anladın? Buna akrabalarım da şahittir. Tabii doğrudur. Bak, doğrudur. Ben burada geldim Ülker, adam gibi durduysam... Boşuna çırpınma Ülker. Öyle ne istiyorsun konuştukça batıyorsun farkında öyle değilsin. Sevmiyorsun seni, nefret ediyorsun. Ne istiyorsun? Tamam ben? Ülker ben de boşanmak istiyorum zaten. E boşanmak için? Ben sana yıllardır yalvarmıyorum. Beni niye çocuklarla tehdit ediyorsun? Ben seni gidip de... Yok beni niye çocuklarla tehdit ediyorsun? Gidip de boşanma ediyordun? Davası açma mı dedim? Gidi de aç. Neyle niye açayım? Böyle terbiyesizlik bir şey yapıyor? Dur bakalım neyle açayım? Kimliğim sende, kartlarım nasıl sende. Nasıl bende ya? Nasıl bende? Bak şu an kimliğiniz yanınızda mı? Kara sende. Nasıl gideyim Mustafa açayım? Mustafa Duman'dan mesela şöyle bir şey var. Akrabalık ilişkilerini şöyle kullanabiliriz. Ya abi bu benim kocam öyle bir koca ki Allah onu bildiği gibi yapsın, beter olsun. Gel Mustafa abim. Eşini de çağır. Benim kimliğimi vermiyor. Ben boşanmak istiyorum. Boşanma davası açtırmıyor. Kurban olayım bana bir yol gösterin. Beni bu adliyeye götürün. Bu adamla konuşun. Kimliğimi versin. Mesela böyle yardım istemek yerine. Esra abla. Niye duygusal şey yemin ediyorum bunun burada gelen böyle dayısı şey var ya. Ha. Onlara şey kadar yok. Dedim. Artık dedi kızım dedi. Vur tekmeyi gitsin dedi. Onunla hı. Ben uğraşamam dedi bak. Kim kaç dedi? Kaç sene uğraştım bununla. Kim uğraşamaz? Dayısı var ya buraya gelen. Evet. Yemin ediyorsun kendine kaç kere şikayet etmişindir, konuşmuşundur. Ülker şunu anladım. Sen kocandan nefret ediyorsun. Evet. Nefret ediyorsun. Bunu çok herkes anladı mı? Anladı. Ama nefret ederken ondan ayrılma ve onu bırakma yolun sana ve çocuklarına zarar verebilecek bir yol. Yani sen şimdi hayatta iki yol vardır ya, yanlış yolu seçmişsin. Ama bu yanlış yolu bence seçmedin. Sen bir ilişki yaşadın ve bundan pişmanlık duyuyorsun. Esra Hanım şimdi bahaneler arıyor yani. Hı hı. Ben bahane aramıyorum. Arıyor. Ben yaptığım, buradayım. Yaptığım kötü bir şeydi. Ayıp bir şeydi. Benim yaptığım utanılacak kötü bir şeydi. Ben diyemiyor. Savunmuyorum. Ben onu şimdi savunmuyorum. Yok kimlikti, hayır. Yok oydu, yok buydu. Peki eşin bu telefonu köyün... ortada bırakıyor muydu? Anlamadım. Kendi telefonunu ortada bırakıyor muydu? Evet. Niye bırakıyordun? Son zamanlarda çok gizliyordu. Yatarken hayır. Saklıyordu. Hayır. Ondan hayır. Önce ortada bırakıyor muydun? Her zaman abla elindedir. Gece kalkar bakardı hepsine, her yerini kurcalasın. Ben de en sonunda sebep verdim eline. Bilerek yaptım, ama bilerek sebep koydum. Verdim. Aşkım fake hesap açsaydın, kendi hayır, kendine yazsaydın sonra ispatı kolaydı. Bak abla benim Instagram'ım yoktur, face'im hı. Yoktur. Benim hiçbir şeyim Ülker yoktur. Hanım, benim eşinizin sadece... çektiği videoda siz her şeyi inkar ediyorsunuz. Neyi inkar ediyorsunuz? İlişkiyi. İlişkiyi inkar hayır, ben inkar etseydim akrabalarım kadar, bize gelip de sorduğu zaman inkar ederdim. Orada eşinize peki. Şunu derdiniz. Ben bir başkasını seviyorum, senden de boşanmak istiyorum. Sen eşine yönelerek diyorsun ki bunu ispat et. İspat edemezsin evet, diyorsun. Evet, etsin aynen. İstiyorum, etsin. Etti de madem boşanalım. Ülkerciğim. Ben bir şey demiyorum ki. Bu saatten Ülker... sonra zaten işim olmaz Ülker. Şuna, bitti. Bak, o diyor ki senin işin olacak diyor. Allah aşkına git Ülker, ya. Ülker sen onu manipüle ediyorsun. Diyor ki o sana senin Mustafa ile ilişkin var diyor. Tamam mı? Evet desin. Sen de diyorsun ki sen hassasın böyle takıntılısın. Hayır, uydur bana kafandan. Hayır bana demiyor Mustafa ile ilişkin var. Yıllardır bana yakıştırmadığı insan kalmadı. Komşularda, Ülker konuştukça batıyorsun farkında yemin değilsin. Yemin ediyorum bak versene yakıştırmadığı insan kalmadı. Versene bir beter elimizi verelim bir. Benim de fotoğrafım. Ben seni boşayacağım bunu böylece bil. Senin gibi takıntılı insandan ben ömrümü tüketmeyeceğim. Anladın? Ne yapmak i̇ster istiyorum? İster çocukları ver, ister verme. İyi halim bu mu senin? He? Ne yaptın Ülker ne yaptın? Sene ne ben telefonda ne dinliyorum sene ne? Ya da yakamdan düşeceğim. Anladın mı? Bunu böyle bil. Allah bana bekçi yaratmamış benim başıma. Anladın mı? Kimse de benim bekçim olamaz. Kimse. Bir kendini akıllı zannetme. Anladın mı? İstersen vur, istersen vur, istersen döv. İstersen de kabul et. Dayanamıyorsun. Var mı kötü bir şeyim? Var mı? Gördün mü? Biliyor mu? Getir gel. Tamam kardeş sen böylesin böylesin. Boşa madem. Boşa. Patlasan da gebersen de senden kurtaracağım canımı. Anladın mı? Senden hatta akşam odamı bile ne senden ayıracağım. Bunu böyle bil. Şüphen var mı benden 15 senedir? Demek ki var. Yazıklar olsun diyorum ben de. Bak üstüme gelmeyecektin benim bu kadar bak. Sıkıştırmayacağım beni bak. Kaç kere seni uyardım kaç kere. O yumruk kadar kafayla sen bana bunu yapamazsın.
Yapsan da kendine yaparsın. İki katını da sana iade edeceğim bunu. Burnundan getireceğim o sene yıllardır. Yedirdiğim ekmeği de... Nereye gideceksin durmayacaksın da? Durmayacaksın arkada. Başka yere çıkacağım. Uzaklara gideceğim. Bak arada söylediğin o kadar mantıklı cümleler var ki birçok insanın söylemek istediği cümleler. Ama orada şöyle de bir yalan var. Şunu söylüyorsun, diyorsun ki sen benden şüpheleniyorsun. Çıkar şüpheyi diyorsun. Evet abla, çıkar. Niye orada demiyorsun ki benim şununla gönül ilişkim var diye? Madem tahrik etmek istiyorsun, sonuna kadar söyle. Ah yazışmaları da göster. Al aşkı tonlu yazışmalar da burada. Bak. Çarşaf çarşaf desen. Zaten o dakika senle. Hayır bak, o zaman ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Çünkü ben onu tanıdığım için, vurup kırdığını bildiğim için çocuklara ne zarar verir. Ne zaman ben seni dövdüm Ülker? Ne zaman ben seni dövdüm? Şahitlerim var. Yemin ediyorum şahitlerim var, bağlansınlar. Getir darp raporunu, hadi ne zaman gördün? Öyle arkadaşım gelip üçünüz beni evde bir döverken yakalamadı mı? He? Kim? Benim köylü. Kim? He? Kim? Nasıl bilmezsen geliyor. İsim ver, isim ver. İsim veremem. O arayıp da bağlanabilirsin. Tamam, biplenir orası. Sen ismi söyle, hatırlasın kafası durduysa. Söyle ismi. O biliyor kim olduğunu. Söyle para ismi. Para sakat var ya. Ülker, konuştukça batıyorsun. Farkında değilsin. Sen battın. Farkında sen. Değilsin. Aslında sen Mustafa Bey boşanmanın telefona yolu... bağlandığında kabul etmeseydi birlikte kaçtığınızı ve o sevgi sözcüklerinden bahsetmeseydi siz bugün yine eşinizin karşısında inkar edecektiniz. Hayır. Yanında da inkar etmedim, sor. Hayır, ama inkar yani. İnkar Mustafa Bey telefon attığında. Mustafa Bey merhaba. Mustafa Bey. Efendim. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Kendinizi kullanılmış hissediyor musunuz? Hem de sonuna kadar. Beni niye seçtin? Yani ben yarın, benim gençliğimde yapmadım ben bunu. Utan, utan, utan. Neden sana yapsam? Kaç aydır bu arkadaşlığınız, ilişkiniz var hanımefendiyle? Bakın, benim ona taş çatlasın 20 gün bana mesaj atmıştır. Ben onu atmamışımdır. Ben sizin... Emin misiniz? Evet. Ben sizin bütün emin WhatsApp yansımalarınızı... Emin misiniz atmadığınıza? Efendim? Emin misiniz mesajı karşılık vermediğinize? O yazmıştır diyorum, ben yazmamışımdır. Yani o tek başına Mustafa seni seviyorum, Mustafa tam benliksin yazacak. Siz ona cevap vermeyeceksiniz. Ya o anda bir şeylerime, hislerime kapılmışım. Ha. Yazmışım ben de. Ama yani beni kullandığını tahmin edemedim. Ama iletişiminiz karşılıklı. Şimdi bu kadar da güzel kullanıldım diye de kenara da sıyrılmayın. İnsan akrabasının... eşine yan gözle bakar mı? İstediğini yapsın kardeşim. İsterse önünde çırılçıplak soyunsun. Dönüp kafanı çevirmen lazım. Aynen. Yani ne güzel, o beni kullandı. Sen de tava geldin. İsterse istediğini yapsın karşında. Nerede biliyor musun? Sen ona ne yaparsa yapsın arkanı dönüp gitmen gerekiyordu. Bu işte berabersiniz. Asla da şuna inanmıyorum. Ben onu kullandım sözcüğüne inanmıyorum. Aynen. Ne kadar süredir arkadaşlık yapıyordunuz? 20 günlük değil bu. Değil abla, değil. Ülker. Bayağı oldu. Bir i̇ki ay, yıl. İki ay falan. Daha fazlası var mı? Var, arada oluyordu. Yani yaklaşık bir son bir yıllık süreçten bahsedebilir miyiz? Evet, ama konuşmadığım süreler de vardı tabii. Tamam, yani konuşup iletişim kurmayıp iletişimi kapattığınız ama sonra tekrar iletişim kurduğunuz. Yani yaklaşık bir iki, aslında bir buçuk iki yıldır Mustafa Duman sizin kafanızı meşgul ediyor. Evet. Aynı şekilde Ülker Duman da sizin kafanızı bir buçuk iki yıldır meşgul ediyor mu Mustafa Bey? Mustafa bir Bey. Yıl mümkün olması, bir buçuk iki yıl olmasına mümkün ya bunun. Ve bir yıl o zaman meşgul ediyor mu kafanızı? Vallahi ben %90 meşgul olmamışımdır. %90 meşgul olmamışsınızdır. Ülker Hanım'dan bu açıklamayı yapmasını siz mi istediniz? İyi, anlamadım. Çık oraya beni kurtar. 30 yıllık karım senin yüzünden beni terk etti. Ben onu görmedim ki. Emin misiniz? Ben onu görmedim ki. Ülker, bu açıklamayı senden o mu yapmanı istedi? Hayır, yemin ediyorum o istemedi. Onun haberi bile yok. Sen çok akıllı bir kadınsın, cin gibi bir kadınsın. Yani öyle kolay kolay... bir açıklama, bir sözü o böyle bazıları var alelade. Sen öyle alelade söyleyecek biri değilsin. Ben plan açık dahilinde ben inkar söylersin. Etmedim zaten. Bak suçumu da üstlendim. Çektiklerimi de
bana çektirdiklerini de. Hayır, ben şunu söyleyeyim. Mustafa Duman'ın suçunu niye sen üstleniyorsun? Kimi? Mustafa Duman'ın. Hayır, onun suçunu ben üstlenmiyorum. Çünkü öyle bir insanla benim zaten bir geleceğim olamaz. Yani bu... Hayatımı yani devam ettirmek için. Niye illa bir ata eşeğe ihtiyacınız var? Ben de bunu anlamıyorum. İşte vardı, bunun yanında vardı. Siz tek başınıza vallahi aslanlar gibi hayatı... Bunun gibi insanın yanında vardı. Buna yükler, insan demek de istemiyorum. Sorumlulukları alırsınız ama niye illa bir erkeğin olması gerekiyor? Ben de istedim abla, çok istedim. Esra Hanım. Sadece çocuklarımla çalışmak, yaşamak çok istedim. Peki Mustafa Bey, af dileyecek misiniz Mustafa Duman? Vallahi beni karım affederse ben giderim karımın yanına. Ya. Beni yoldan çıkardı diye. Bak, o zaman tam kıvamında olur. Vallahi beni affederse ben karımın yanına giderim. Bu ilişkiyi niye yaşadınız? Bilmiyorum abla, düşünmüyorum. Sen küçüksün değil mi? Aklın ermiyor ya, bilemezsin böyle şeyleri. Senin aklın çok iyi. Çocuksun ya, bilemezsin. Ya Mustafa, saçma sapan konuşma. Utan, utan, utan. Sen utan. Hala bir de yüze çıkmaya çalışıyor. Karının yüzüne nasıl bakacaksın, eve affetse dönerim falan diyor. Köyün yüzüne nasıl bakacaksın? Mustafa Bey de mutsuz evliliğinden bahseder miydi size? Terbiyesiz. İşte bunu beni aklıma getiren buydu zaten. Ne anlatıyordu? Anladın mı? Devamlı eşiyle geçinemiyordu. Hı-hı. Devamlı bir arayış içindeydi. Hı-hı. Anladın mı? Hı-hı. İşte ondan ben de bir aklıma geldi. Yani çok mutsuz bir evlilik. Hep evinde sorunlar yaşayan bir aynen adam. Aynen öyle. Hayatı boyunca aşkı yakalayamamış. O aşkı tatmak isteyen, içinde yanan bir ateş olan ama evdekiyle bu iş olmuyor, değil mi? Evet, maalesef ben de o kadar mutsuz bir evlilikte seninle bu ilişki yaşamak için zemin hazırladı. Erkeklerin tipik yalanları. Ama bugün biraz önceki cümlesini duydunuz mu? Dönerse dönebilir. Karım beni affederse... Evet, dönebilir. Peki insan mutsuz olduğu evliliği bitirmek için başka biriyle ilişki mi yaşar, boşanma davası mı açar? Boşanma davası açamadım. Ülker'cim sana sormuyorum. Hayır. Ben çok basit bir soru soruyorum. İnsan mutsuz evliliğini bitirmek için karşı cinsten biriyle ilişki mi kurar, yoksa gidip boşanma davası mı açar? Yapacaktım işte, izin vermedi. Sana sormuyorum. Mantık dahilinde. Önünde mutsuz bir evlilik var. Biri sana derdini anlatıyor. Mutsuzum diyor. Evet. Biriyle ilişki mi yaşar, boşanma davası mı açar? Boşanma davası açar. Heh. Öyle biriyle ilişki yaşamasına gerek yok. Çünkü sorun ortada belli. Sorunları listelediğinde belli. Yapılacak eylem belli. Başka biriyle ilişki yaşamak çözümü değil. Şimdi bak, sen nefret ettiğin, tiksindiğin, bu kadar sözler söylediğin kocanın karşısında aslında bir tarafta mahcup durumdasın. Niye? Hayır. Davranışın hayır, yanlış olduğu için. Yazık değilim, ya. Değilim. Değilim. Beni bu noktaya o getirdi. Değilim. Bitti değilim. Ülken, bitti. Bu saatten sen, sonra zaten işim zaten olmaz. Zaten sen yalvarsan i̇şim da olmaz. Anladım. Yıllardır yalvardığın için ben sana acıdım. İşim çocuklar olmaz. İçin sana acıdım. Yalvarıyor artık muydun? Artık öyle bir şey yok. Evet. Ne diye yalvarcım ben? Ülker yapma, etme, ne olursun, ben sensiz yapamam. Ülker, çocuklar böyle. Ben de diyordum bak, dünyanın sonu değil. Çocuklarını istediğin zaman görebilirsin. Tamam mı? Bu biz ilk değiliz yani. Anladın mı? Ama siz de bu süreç içerisinde zengin bir eş bulamamışsınız. Aramadım çünkü. Hayır, sizin... Aramadım. Sizin, aramadım. Sizin hayattaki, bana adam gerekmez. Sizin hayattaki duruşunuz ve eş anlayışınız hayvanlara özgü. Daha sizi esas sinirlendiren şey yaptığınız eylem falan değil. Siz eşinizi sürekli küçük gördüğünüz için bu durumu Mustafa Bey'in ispat etmesinden dolayı siz çok yaşıyorsunuz. Ve esas öfkelendiğiniz nokta da bu. Bazı erkeklerde olur. Eşi böyle zinayı ispat ettiği zaman saldırganlaşır. Ya bunu nasıl ispat etti? Tam tersi de bir kadında ilk kez görüyorum. Sizin hırsınız. Eşinize çünkü sürekli videoda da olduğu gibi yumruk kadar kafan var. Bu sizin... Evet. Sürekli. Bunu... Evet öyle. Sürekli hakaret ediyor. Aynen. Ve bu kişiden bu durumu buraya televizyona gelip ya da
bu durumu nasıl hakkını arayabileceğini, hakkını arayabileceğini hiç aklınızın ucundan geçirmediniz ben değil mi? Ben artık bak şey söyleyeyim. Niye olursa olsun. Hiç işin bu tarafını hesaplamadı yani. Hayır. Çok pasif gördü. Amcam da beni çok pasif gördü, bu da çok pasif gördü. Senin yani yarın da zaten yerin altında, ben onu biliyorum, sen ben anlatma. Senin nasıl beni yılan olduğunu sayıyordu. Ben iyi biliyorum, sen ben anlatma. Yıllardır bana çektirdiğin yetsin artık. Senin yüzünden ben bir çocuğuma hasret kaldım yıllarca. Hünkar, konuştukça batıyorsun, farkında değilsin. Hangi çocuğunuz hasret kaldı? O garı satanlar yeter. Var ya, o garı satanlar. Yeter. Onların da adını vereceğim ben. O buraya var ya getirdiğin insanlar senin hayatım, adın. Bak, ben yalnız ben geldim, seni, yalnız. Ben Ülker, seni zorla nikahlamadım Ülker. Ülker'cim, bulunduğun yerde jandarma yok mu köyde? Var. Bir, hayatım bir, ben de şunu anlamıyorum. Olaylar buraya gelene kadar bunlara gidip bir jandarmaya söyleyip azıcık bir şikayetçi olun muhtarı ya. Muhtarı var bir, en azından jandarmayı bir, bırak köyün muhtarı var. Gittim. Evet. Durum bu de. Kaymakam gittim. Geldi cuma günü okul tatile girerken. Gitmişin kaymakamla konuşmuşum. Evet, eyvallah konuştum. Konuş. Ama halim bu. Benim geçim sıkıntım var. Şu var, bu var deseydin ya madem. Seni... Veya boşanmak istiyorum deseydin ya madem. Seni biliyor musun? Okulun müdürüne kadar seni okuldan kovdular. Sen anlattırma bana bunları. Anladın mı? Ne diye kovdular? Niye adamlık okulun... taslıyorsun sen bana burada ne diye kovdular okulun müdürü? Sen bana niye adamlık taslıyorsun burada oturdun? Ne adam diye? Değil mi? Değil. Değil. Adam olan gider çalışır çoluğuna çocuğuna bakar abla. Benim çocuklarım yarı aç yarı çıplak büyüdü. Hayatım bak, adamlığın görevliği sadece para kazanmak da değildir. Neydi? Şimdi erdoğan şey diyoruz önce... ya hani kadınlarda ilk örnekte de hani kocanız sizi fiziksel anlamda aşağılıyorsa, hor görüyorsa, diğer insanlarla kıyaslıyorsa, sen de kadın mısın diyorsa aynı şey aslında bir erkeğe de uygulanabiliyor. Evin içerisinde sürekli sen nasıl bir adamsın, işe yaramazsın, senin elinden hiçbir iş gelmez, eve de 5 kuruş getirmezsin dediğinde zaten hani sönükse, pasifse daha da içine çekilir. Abla bak, baştan beri tamam mı? Adamlar evlendirdiler çocuğu, bulamamışlar, gelmişler oradan beni bulmuşlar. Nalet olsun. Koca Türkiye'den bulamadın lan. Zorla mı evlendirildiniz evet. Siz? Anneme de bağlanabilirsin, ablama da bağlanabilirsin. Ya hayatım 12 yıldır aklınız neredeydi iki çocuk i̇şte yapana kadar? İşte el alem ne der? Anladın mı? Orası çocuklar da... ne olur? Siz niye ülkenizde evlilik yapamadınız? Nasıl? Siz de farklı bir ülkeden geliyorsunuz. Evet. Başka bir ülkenin... Beni zorla aldı getirdi. Beni Azerbaycan'da. Zorla aldı getirdi. Evet. Gelsin söylesin. Zorla aldın mı? Demek ki aynı durumdasınız. İtiraf et adamsan söyle. Siz de hiç bulamamışsınız. Annen de vardı. Baban da vardı. Evet. Beraber geldik. Vardı. Madem zorla... Beni sana nasıl verdiler? Dövdüler de verdiler. Zorla... Bunu sen iyi biliyorsun. Ben görmedim. Bak görmedim. Sana anlattın mı bunu? Ben görmedim. Anlattın mı bunu? Dedim değil mi bak. Ben seni mutlu edemem. Kendimi de mutlu edemem. Gel vazgeç. Bunlar bana böyle baskı yapıyor ama bak dövdüler de beni dedim. Sen yine ben istiyorum dedin. İşte al başının belasını. Senin kadar böyle şey bir kadın nasıl... İşte ezildim abla yıllardır çocuklar var diye sürekli yemin ediyorum ezildim. Sürekli aşağılar, sürekli küçümser. Sürekli sen de durmayacaktın böyle... o zaman boşayacaktın. Sürekli. Devamlı. Boşayacaktın. Devamlı. Sen beni ezmedin mi? Şimdi sizin evliliğiniz de tabii enteresan. Yani gidip Azerbaycan'dan mı aldınız evet. onu? Ailen mi buldular eş adayı? Evet. Kim buldu söyleyeyim mi? Kim getirdi? Hocam onların listesindeymişsin, konuşturma beni. Yani şimdi biri diyor ki ben sana Azerbaycan'dan eş bulurum diyor. Sen de oradaki listedesin, gelip sana Hayır, getiriyorlar. Hayır, yemin ediyorum haberimiz yok. Ülker'cim 12 yıl geçmiş, 2 tane çocuk olmuş yani artık Hı. yeter. Şimdi bir komşu telefon attığında... Tamam, Ey Mustafa. Bu evlilik bitsin istiyor musun? Her an, aniden. Aniden. Bugün, ailesi burada bugün, mı? Senin şeyde bugün. Mi, Balıkesir'de mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Azerbaycan'da mı ailesi? %90 orada. %90 oradadır. Ailesi burada değil. Komşularınızdan biri telefon attığında hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Buyurun. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ülker'le Mustafa'nın komşusuyum demişsiniz. Şahit olduğunuz iddia etmek istedikleriniz nelerdir? Şimdi şöyle Esra Hanım, orada Mustafa evine bağlı bir insan. Hı hı. Bizim tarla komşumuzdu. Ben sürekli görüyordum bunları. Hı hı. Şiddet kesinlikle olması mümkün değil. Hı hı. Evine, ocağına çok bağlı bir insandı. Hı hı. Yani o kadın orada
çok yalan söylüyor, aşırı yalan söylüyor. Sen korktuğundan yalan söylüyorsun, açıkları söyle. Çünkü gerçekten yalan söylüyor. Sen korktuğundan yalan söylüyor. Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Yaptığın yanlışı örtmeye çalışıyorsun. Madem gördüklerini de anlat. Çünkü ben seni sürekli görüyordum, sürekli görüyordum. Sen yalan söylüyorsun orada. Bilemezsin. Ama sen benim evimin içini bilemezsin. Söylentilerin çok uzun zamandan beri olduğunu Mustafa Duman canlı yayında da aslında açıkladı. Dedi ki uzun süredir söylentiler var dedi. Karısı da yayına bağlandığında ben o kadına destek oldum. Benim evimin içine giriyordu. Benim yüzüme gülüp kocasından dert yanıp benim kocamla ilişki yaşıyormuş. Ben her şeyi sonradan öğrendim dedi. Ben onu uyarmıştım ama. Kimi uyardın? Karısını. Nasıl uyardın? Bak böyle böyle dedim, uzak dursun benden dedim. Gidip karısına, kadın yalan mı söylüyor o zaman? Kocam benden uzak dursun. Ülker, yalanları sıralama Ülker. Öyle ben yalan söylemem, ben buradayım. Senden boşanacağım, boşanacağım. Karısı bilecek bunu da. Boşanacağım. Ülker, sen de geber, bir şey söyleyeceğim. Sen bu cümleyi söylemiş olsan iki aile arası husumet başlardı. Aynen. Ülker Hanım'a kocan gidiyor diyor ki, senin kocanla benim karım arasında bir şey var. Onun karısı seni kovdu mu evden yalan söylüyorsun diye? Öyle bir cümle oldu sanki hatırladığım kadarıyla. Sen Mustafa Duman'ın karısının adı neydi? Kezban. Kezban Hanım'a gidip Mustafa ile kocanla benim karım arasında bir şey var dediğinde sana ilk inandın mı bu? İnanmadı, ispat et dedi. İspat ben et de dedi. İspat ettim bu kadın zaten. İspat edene kadar, yazışmaları götürene kadar kadın inanmıyor. Böyle bir şey olamaz aynen, diyor. Aynen inanmıyor. Ya, böyle bir şey olacağına o dahi inanmıyor. Şimdi... Diyor ki ben onu uyarmıştım diyor. Kocam bana sarkıntılık yapıyor dedim diyor. Şimdi ben Kezban yengeme suç atıyor. Anlat. Yani, hayır. Konuştukça batıyorsun Ülker. Aynı sözü söylüyorum. Sen konuş, sen haklısın. Peki tamam. Komşu devam edebilir görüşmeye. Devam edin lütfen. Siz nelere şahit oluyordunuz? Alo. Dinliyoruz sizi. Alo, sesim geliyor mu? Gayet iyi geliyor. Şimdi şöyle, geçenlerde hani diyor ya kaymakamla görüştüm diye. o zaman da benim eşim söyledi. Benim eşim söyledi, dedi ki, kocası dedi gelince dedi tuvalete kaç dedi, tuvalete sindi dedi. Evet. Aynen bunları söyledi benim eşim de. Evet. Doğru. Niye? Çünkü görmesin. Niye sindi, niye eşinden tuvalete siniyor eşi gelince veya kaymakam gelince orasını bilmiyorum. Ama ben eşimin söylediğini söylüyorum ben size. Peki Mustafa'nın eşi tarafından ezildiğine, hor görüldüğüne, aşağılandığına şahit oluyor muydunuz? Hayır, kesinlikle. Ya zaten hani insan kendini belli der ya Esra Hanım. Yani orada Mustafa'nın durumunu görüyorsunuz. Yani insan tarafınız aslında. Ama öyle bir insan kesinlikle değil bu. Bunu, hayır hayır. Ülker toplum içerisinde, çevrede, mahallede, tarlada yani eşini ezer, aşağılar mıydı? Onlara şahit olmadım. Onları bilmiyorum Esra Hanım. Onları görmedim şimdi. Onları duymadım. Duymadığım şeye duydum peki diyemem. Peki abi bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Allah için doğru söyle. Allah için. O evin hem erkeği hem kadın olduğumu biliyordun değil mi? Görüyordun. Yok. Sen çok yalan söylüyorsun. Çok yalan söylüyorsun. Tamam, benim eşim bak. Benim eşim zaman. Anlatıyor seni. Benim eşim anlatıyor. Sen eşin gelecek diye, eşinin geldiğinde okulda tuvalete kaçıyormuşsun, tuvalete siniyormuşsun. Sen orada çok haksızsın. Benim eşim söylüyor. Çok evet, böyle bir insan diyor. Ben diyor, inanmıyorum diyor. Ben saklandım. Ben yalan söylemem. Niye saklanıyorsun kocan okula geldiğinde? Görmesin diye. Görmesin. Kaymakamla konuştuğumu görmesin. Çünkü eve gidince başlayacak. Ben tamam, çocukları sen sana vermeyeceğim. Ben seni boşayacağım, çocukları sana vermeyeceğim. Ağız almayacak kelimeler söylüyor abla bana. Gidebilirsin diyor ama çocukları hiçbir yere götüremezsin. Hayatım sen kaçarken 24 Ocak'ta çocukları yanında götürdün mü? Hayır, götüremedim. Götürseydin, kaymakama nasıl deseydin. Nasıl götürecektim bunun yanında ben? Hayatım jandarma ile eve gelip çocukları alıp o evden çıkardın. İşte bak kadınlar onu, senden, şey kanunlar bana, senden yana. Evet bak onu bana teklif etti hatta. Kim teklif etti? Kaymakamlıktan geldiler, evimize baktılar. Evet. Anladın mı? Tamam dedim, yarın gelin. Gidem dedim. Onlar da yarın gelmedi gündüz. Hı hı. Anladın mı? Gecesine de bu olaylar oluyor. Gecesine hayır. De. Olaylar çıkıp, olay ortaya çıkınca sen kaçmak zorunda kalıyorsun. Aynen. Her üç gün önce de yapabilirdin. Her şeyini göz önüne sununca
mecburen kaçmak zorunda kaldım. Halanı ne zaman yolladın bizim eve? Zaten, anladım. Dur. Zaten amcam da razıydı buna. Bir dakika İkiniz dur. İkiniz birlik oldunuz, gittiniz. Bir dakika dur. Halanla yengeni ne zaman yolladın bizim eve kumpas kurduğunda? Daha önceden. E biliyordum. Ben onlara itiraf ettim ki zaten. Tamam, itiraf etmişim zaten. Şahit bak, yazdırdım gördüğünü, zaten. Mesajları yaptım, gördüğünü tahmin edemiyordum. Yaptım, yapmaya da devam edeceğim demişsin. Yengesini, tahmin etmiyor muydun? Bak, koyuyordum ama görür mü görmez mi orasını bilemem. Hı. Esra abla şöyle bir şey de yapıyorlardı. Yollamış. Bir dakika dur. Dur anlatsın. Halasıyla yengesini yollamış bizim eve. Aslında senin için Mustafa kolay lokma. Küçük akıllı olduğu için... sen küçük hep ondan, akıllı değil. Yani şeytandan bir gün evvela doğmuştu tamam, bu. Tamam, sen ondan hep bir adım öndesin. Tahmin edemeyeceğin şeyler yaptı, onu anladım ben. Hayır, ben hiç bu şekilde beklemiyordu yani. Sen bana plan kurarken ben o planı çoktan kurmuştum. Heh, anladın mı? Aferin, ben çok güzel bir plan kurmuşsun. Ben seni düşürdüm. Evet, devam edin. Mesajların ortaya çıkacağını tahmin etmediniz. Çünkü hat işinizin üzerindeydi. Ettim, hepsini de bilerek yaptım. Bak yengesi falan geldiği zaman da hiçbirini de saklamadım. Hepsini de söyledim. Doğru dedim, bilerek boşasın yaptıysanız dedim. Bütün bu mesajlaşmalar boşanma davanızda aleyhine olacak. Tazminat ödemeye hazır mısınız eşinize? Hayır, benim hiçbir şeyim yok ödeyecek. Gitsin, hatta o beni ödeyecek tazminatı. Yıllardır ben beni sen, o çalıştırdı. Ben mi seni aldattım da yıllar, ben sana tazminat ödeyeceğim? Aldatmak meselesi değil. Sen beni kullandın, sen benim ben yıllarımı çaldın, da anladın mı? Ben tazminat ödeyeceğim. Onu geçtiğin sen, o i̇şte dayın var ya. İşte yanlış yerde yanlış hamle. Onu geçtiğin artık sen. Oh. Kadın hakları diye bir şey var. Amcamdan artık takmıyorum. Kadın haklarını kullanmayıp sonra Mustafa'dan medet umarsan böyle ortada kalırsın. Var olan kanunu, hakkı kullanmış olaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Yani sen diyorsun ki ben Mustafa ile ilişki yaşayayım. Yapmayın Allah aşkına. Hakkı cin olmadan adam çarpmayın Allah rızası için ya. Yani şey içeriği o kadar kötü ki. Boşanma davasında bunları kullandığı zaman... Sizin evet. Ne zaman mal mülk edindiniz o zaman tazminat edersiniz. Aynen. Şimdi Mustafa, sen eşinden boşanmak istiyorsun. Acilen, siz de bu evliliği bitirmek acilen. İstiyorsunuz. Acilen. Evet. Bir dakika bir şey diyin. O arkasında gelen insanlar var ya. Kim? Dayısı var ya. Onun o dayısı gitti. Bu bir. Öteki de garbazanlığı yapıyor. Evlilik dışı mı ilişki yaşıyor? He? Evlilik dışı evet. Yaşıyor. Evet. Cuma günü programı kapatırken bir cümle kurmuştum. Dedim ki bir insanın mağdur edildiğini ya da bir şeyin yanlış olduğunu o gün söylemiyorsanız susun. Siz de onun suçuna ortaksınız. 25 yıldır şimdi mi aklın başına geldi? Hayır, buraya geldi ya. O cesareti anladım. Buldu ya. Peki. Ben de onu söylüyorum. O da peki. Rezil olsun. Tamam. Ülker'cim karşılıklı oturur konuşursunuz. Tamam mı? Yalnız bu arada şunu söyleyeyim ben bunu kolay kolay söylemem yemin ederim. Yani Mustafa yalnız değilsin ha. Teşekkür vallahi ederim. Yalnız teşekkür değilsin. Ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Evet. Buyurun. İlahi adalet eninde sonunda bence yerini buluyor. Bakın Mustafa için en hayırlı sonuç inşallah gerçekleşir. Hoş geldin Fatma. 18 Aralık'tan beri kayıp olan Zilan Yılmaz nerede diye soruyorduk. Bu konuyla ilgili önemli gelişmeler var. Bu arada Nazan da stüdyomuz olacak. Onun konusuna da geçeceğiz. Gelsin Nazan Korkut. Şimdi Fatma Yılmaz aslında ilk olarak programa Fatma Yılmaz başvuruda yapmamıştı. Kayınvaliden Yüksel Yılmaz geldi evet. Ve dedi ki 14 yaşındaki torunum Zilan Yılmaz 18 Aralık'ta tam 3. kez Doğan Gözler tarafından kaçırıldı. Ve bu kişinin torunumu bırakmasını torunumu da bulmak istiyorum dedi. Bunun üzerine anne olarak seni de davet ettik ve siz gelin kayınvalide hem kavga ettiniz hem de bir taraftan Zilan'ı aradık. Çünkü... Doğan Gözler sürekli adres değiştirerek akrabaların evinde saklanmaya ve kalmaya devam ediyordu. O süreci hatırlatan bir VTR ekrana gelecek ardından stüdyodayız. Bir yıldır Doğan Gözler tarafından tam 3. kez kaçırılan Zilan'ı arıyoruz. Ben yarın sabah arabamı alıp yarın kahvaltıya gelirim. 2008
18 doğumlu 14 yaşındaki bu kız çocuğumuz bir intikam sebebiyle eski eşine intikam almak isteyen bir kişi tarafından kaçırılıyor. Ziran'ı evliliğe hazır bir kız değil. Bizim beynimizdeki bu düşüncelerden. Bizim Ziran'ımız sadece yanımızda otursun. Ama, eve gelen kişi hiç öyle söylemiyor. Hayır. Çocuklarım dediğim için yaralamadım. Hiç bu olay olduğunu karşı hedef görmedin. Hep hedefini biz ettik. 18 Aralık'ta kız kayboluyor. Öncesinde... Kızım getirdim geldim ben. Sen getirdin bakacaktın. Yüksel. Zilan bu kadar yetişkin arasında korunmayan bir çocuk. Doğan Bey'i kaçırma be. Ben sizden kaçıyorum. Ben sizden kaçıyorum. Çocuksun sevgili Zilan. Sen daha çocuksun. Doğan Gözler'e buradan çağrımdır. Zilan Yılmaz ortaya çıkacak. Programda da bize gelen her adres, her verilen isimle ilgili polis çeşitli illerde Zilan Yılmaz'ın bulunması için baskın yaptı. Ama maalesef ki o adreslerde Zilan Yılmaz bulunamamıştı. Zilan Yılmaz'ı kaçıran kişi Doğan Gözler'in kim olduğunu da altını çizmek istiyorum. Zilan'ın amcası var değil mi? Neydi amcanın adı? Aykut Yılmaz. Aykut. Aykut bu Zilan'ı kaçıran Doğan Gözler'in eşi Rabia'yı kaçırıyor. Ve ardından da Doğan Gözler aileden intikam alabilmek için Zilan'ı kaçırıyor. Bu Zilan'ı kaçırdığı tam 43. gün. 43. gün ama onun dışında 3. 3. kaçırması. Yani öncesinde bir gün Mayıs ayında bir süre orada da başka bir yalan söylemişler ve en son en uzun süreli bu. Biz de programda aramıştık. Dün akşam saat gece 2'de polis MK'nın evine yapmış olduğu Gaziantep adresindeki baskında Zilan Yılmaz bulundu. Allah razı olsun. Gerçekten Allah razı olsun. Sizin gibi insanlara Allah polislerimizden Allah razı olsun. Evet, sivil polisler o adrese MK'nın evine gidiyor. Ve Zilan'ı o adreste buluyorlar. Gözün aydın. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah ekiplerimizden de sizden de çok razı olsun. Sarılabilir miyiz? Ama şimdi sana başka bir haberim var. Evet. Şimdi bu arada bulunduktan sonra hem çocuğumuzun ifadesi alınıyor hem Doğan Gözler'in ifadesi alınıyor sevgili seyirciler. Zilan Yılmaz Doğan Gözler'den şikayetçi oluyor. Bu şikayeti içerisinde aslında ben aileme gitmek istiyordum ama aileme gitmeme izin vermedi. Ve elindeki fotoğrafları yaymakla beni tehdit etti diyor. Tabii ki Doğan Gözler eminim ifadesine kendini aklamak için bin bir türlü yalan söylemiştir. Yok, her şekilde. Ama nihayetinde bu çocuğumuz 14 yaşından itibaren Doğan... Bugün 43 gün oldu ya, Allah'tan korkmaz. Bugün 43 gün oldu. Doğan... Çocuk bu çocuk, ne vicdansız merhametsiz bir insansın ya. Ben böyle insan aynı o şekilde cezalanmasını istiyorum. Doğan Gözler çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçuyla adliyeye sevk edilmişti. Zilan şikayetçi oldu. 14 yaşından beri aslında bir kız çocuğunun yaşamaması gereken her şeyi maalesef ki bu süre içerisinde yaşadı. Ve Doğan Gözler bugün itibariyle fotoğraf gibi şeylerle tehdit etmişti. Fatma ablacığım hiç onları düşünme. Doğan Gözler tutuklandı. İnşallah. Tutuklandı. Tutuklandı. İnşallah. İnanamıyorum. Vallahi inanamıyorum. İnanamıyorsun. Vallahi inanamıyorum ben. Çünkü 9-10 aydır neler çektik biz bu insan yüzünden. Ben kızıma 6 sene hasret kaldım, getirdim geldim, hiçbir şey anlamadım. Adam yüzünden hiç huzur bulamadım. Çok özledim kızımı. Özlersin, özlemez misin? Eminim Zilan sizin yanınızda bu saatten sonra güvende ve huzurlu olacaktır. Onu koruyacaksınız. İnşallah. Şimdi şöyle de bir durum var. Şimdi amca Rabia isimli bir kişiyi geçiriyor ve Rabia'nın eski eşi Doğan aileden en zayıf, en korunmasız, en kırılgan olan kime yaklaşıyor? Çocuğa. Zilan'a yaklaşıyor. Evet. Zilan üzerinden, internet üzerinden iletişim sağlıyor. Ve onunla arasında bir bağ, bir yakınlaşma sağlıyor. Ve ardından aileden, senden, amcasından, ailenin diğer üyelerine intikam alabilmek için Zilan'ı kullanıyor. Ve Zilan'ın bu mağdur edilmesi, kullanılması, ailesinden uzak kalmasına, eğitiminden uzak kalmasına, güvenli alanından uzak kalmasına sebep oluyor. Ama dahası bu kızı ben seni kaçırdım,
Senin artık adın çıkacak. Ve seni evlendirmek zorunda kalacaklar. Ailene dönsen de senin gidecek yerin yok. Benden sonra seni evlendirir gibi sürekli böyle cümlelerle, yaşının üstündeki cümlelerle bu kızı aslında manipüle ediyor. Ve bu sebeple de Zila'nın hayatını karartıyor. Ama eminim şu saatten sonra, Zilan döndükten sonra önce sizin yanınızda güvenli, sonra da kendi yaşıtları gibi eğitim alsın, okula gitsin, kendini geliştirsin. Bu gibi insanların onlara, ona yaklaşamaması için elinden geleni yap. Evet, yapacağım. Şunu da söyleyeyim Esra Hanım, bu dosyayla ilgili olarak Başakşehir ilçesinde annenin getirdiği evraklardan yalnızca çocuğun kaçırılması ve alıkonulmasıyla ilgili olarak nitelendirilmiş. Oysa ki Mayıs ayı itibariyle bu getirdiği ilgili resmi evraklar da sabit ve kızımız o dönem 14 yaşında, 15 yaşından gün almamış. Bizim kanunlarımıza göre çocuğa yönelen istismar sarkıntılık düzeyindeyse 3 yıldan 8 yıla kadar. Yani ani bir eylemle cinsel arzularınızı tatmin etmek amacıyla bir çocuğun yanağına dokunduğunuz zaman 3 yıldan 8 yıla kadar. Eğer bu süreklilik arz eden bir davranışa dönüşüyorsa öpme, koklama bu anlamda 8 yıldan 15 yıla kadar. Ama bir de nitelikte cinsel istismar var. Yayınlara yansıdığı kadarıyla Esra Erol programında Doğan Gözler yapmış olduğu sosyal medyadaki paylaşımlarında Zilan'ı eşi olarak gördüğünü ifade etmişti. Hatta en kabası avradım ifadesini kullanıyor. O nedenle de Sayın Cumhuriyet Savcımızdan burada çocuğun cinsel istismarıyla da ilgili olarak tahkikatın başlaması gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki çocukları korumak için eğitim şart. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki cezasız kalındığında olmuyor. Aynen. Yine şunu da fark ettik. Babaanne ve anne bu kız çocuğunu evlendirmek amacıyla sofralar kurdular mı? Evlerine misafir kabul ettiler aynen mi? Öyle. Bu da çocuğun aile hukukundan kaynaklanan bir ceza türüdür. 3 aydan 1 yıla kadardır. 15 yaşından küçük bir çocuğu evlendirmek amacıyla onun kafasına bunu sokamazsınız. Eve dünür davet edemezsiniz. Baklava koyup da o kişileri ağırlayamazsınız. Yani bu eylemde bulunan herkes anne, bunun cezasız da, kalmadığını anne, gördüğü dakikada soruşturma başlatılması gerekiyor. Yani herkes o cezayı alırsa biz bu ülkede çocuk gelinlerden falan bahsedemeyiz. Çünkü herkes hadi onlar diyelim ki bunu yaptılar. O yine düğüne gidip onlarla beraber göbek atan da inan o cezaya dahil olmalı. Bakayım ondan sonra şikayet ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Amca Halil telefon attığında, Halil Bey merhaba, gözünüz aydın. Karşıya geçebilirsin merhabalar. Fatma. Merhabalar. Gözünüz aydın. Teşekkür ederim. Zilan bulundu ve şu anda da devlet kurumunda. Evet. Ne söyleyeceksiniz? Bu konuda söyleyecek çok bir şeyim yok. Ben sadece Zilan'ın devlet kurumundan alınıp annesine verilmemesini telkin edeceğim. Sebebi de annesi de bu kaçış, yani Doğan'ın kaçırmasına yardım ve yataklık eden kişi. Ben bu konuda konuşmak istedim. Benim kızımı konuşturun, görüşün. Her türlü meydana çıksın, ne var ne yok ben de istiyorum. Bana atılan iftiraların da gerçeğe çıkmasını istiyorum. Bunların da amacı tekrardan alıp tekrardan birine vermek herhalde. Şimdi Yüksel teyze... Buyurun. Çok haklısınız. Kız devlet kurumunda kalırsa güvende olur. Çünkü anneniz Yüksel Yılmaz'ın ve annesi Fatma Hanım'ın yanında Zilan güvende değil. Doğan kaçırmasa bunlar koca bulup getiriyorlar. Annen de Antep'ten eş bulmuş biliyorsun. Annemi o olayı yine anlatayım ben size Esra Hanım. Annemi... Kızını anlat. Gel kocaya ver diye çağıran Fatma Yılmaz yine. Anlat sen istedin ama. Hayatım o gün annen de polis alıp o kapıya gitseydi. Kızımın ağzı dili de var her şekilde meydana çıkar hepsi. Kızımdan sen aynı. Sen değil hayatım. Miydin benim kızımı şarkı da onlara gönderip de veren? Ben bu kadından bakın. Ben bu kadını şikayet ettim. Bu kadın benden dolayı ceza aldı. Anladım. Bu kadın o kadar terbiyeli bir kadın. Halil Bey. Kimin terbiyesiz olduğu belli. Fatma Hanım. Benim çocuklarımı darp ettiniz, vurdunuz. Kızını evlendirmeye çalışıyor. Eve dünürcü geliyor. Bunu da babaanneye söylüyor. Babaanne otobüse atlıyor. Bir de utanmadan bağlanıyorlar ya. Kilometrelerce yol geliyor. Dünürcülerle aynı evde nefes alıyor. Oturuyor, sohbet ediyor, konuşuyor. İşte bir fotoğraf vardı. Hiç unutmuyorum, o upuzun bir şey yer sofrası kurmuşsunuz. Şimdi olay
bunu Fatma istedi diye olmuyor. O gün anneniz eve geldiğinde polislerle beraber dünürcülerle basmış olsaydı inan benim gözümde kahraman olurdu. Derdim ki bir babaanne var ki torununun küçük yaşta evlendirilmesine karşı. Ama hepiniz aynı halaydasınız. Hiçbirinizin birbirinizden bir farkı yok. Ama şunu söyleyeyim size hanımefendi. Buyurun. Esra Hanım bakın şu var. Fatma Yılmaz'ın telefondaki söyleme yani Fatma Yılmaz'la birebir irtibat benim, kurulmadı. Kızımı, bu kızı size vermem ancak hoca yaptırırsanız. Ancak birine verirseniz. Yalan söylüyorsun. Ben bunu her şekilde ispatlanmasını istiyorum. Peki. Yalan söylüyorsun. Bir de benim kızımı alıyorlar bunlar Arnavut ya Kudret Yılmaz'ın evine götürüyorlar. Bu oradan diyor ki bunu Urfa'ya verelim, Belediye'ye verelim diyor. Öbürü ona verelim, bu buna verelim. Benim kızımı sosyal hizmetten geliyor zaten. Dinliyorum, dinliyorum. Bağlar mısınız anlatsınlar. Benim asıl söylemek istediğim Fatma Yılmaz ortalık yatışınca şikayetini geri alacak. Vallahi, ben hiçbir şekilde şikayetimi geri almıyorum. O süreci ben de takip edeceğim. Bakalım alıyorlar mı, almıyorlar mı? Hep beraber göreceğiz. Kardeşiniz... Şikayetimin arkasındayım. Yardım ve yataklık yapanlardan da şikayetçiyim bu arada. Peki, şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum Halil Bey. Öncelikle abiniz... Ben bunlardan korkuyorum. Yani Rabia'yı kaçıran abiniz bu durumdan rahatsızlık duyuyor mu? Esra Hanım ben sizin bir şey söyleyeceğim. Tabii. Eğer Fatma Yılmaz, Fatma Boya kızını düşünüyorsa şikayetini sonuna kadar devam ettirsin. Hadi görün. Tamam. Verdiğim ben size şunu söylüyorum. Benim düşündüğüm kadar düşünseydiniz. Hayatım. Ya sen 20 günlük gelin kendinle halana iftira attın. Ben sana bir şey demem. Ben bir şey sormak istiyorum. Ya beni herkes biliyor. Siz ne olmalı istiyorsunuz? Siz de bilen. Kardeşiniz Aykut Bey. Fatma Hanım susun. Kardeşiniz Halil Fatma Hanım'ın mikrofonunu alın lütfen. Kardeşiniz Aykut Bey. Aynı zamanda kaçırmış olduğu gelininiz Rabia Hanım. Bu durumdan dolayı bir mahcubiyet, bir utanç... Zila'nın başına gelenlerden sorumlu hissediyorlar mı? Hanımefendi, biz zaten Zila'nın başına geleni size şu kadarını söyleyeyim. Biz sülalecek. Biz bu olaydan kendimizi sorumlu tutuyoruz. İlk kaçırılma olayından, tamam mı? Biz kendimizi sorumlu tutuyoruz. Diyoruz ki olmaması gereken bir şeydi, oldu. Tekrar getirildi, kız bırakıldı. 7. ayda Fatoş... Kızı geri gönderdi, şikayeti geri aldırdı. Gelininiz Rabia Hanım, Zilan'a şöyle bir cümle kuruyor. Bir dakika. Gelininiz Rabia Hanım... Hepinize hoş diyeceğim ya. Beyefendi. Utanmadım, bana laf ediyor ya. Evdeki gelininiz... Eski kocasını yeğeninizle internette tanıştırıyor. Hanımefendi. Görüştürüyor. Benim evdeki gelinim. Rabia Hanım. 14 yaşında kaçırdı diye şikayet ediyor. 14 yaşında kızı kaçırılan Fatma Yılmaz şikayetten vazgeçiyor. Şu anda şikayet devam ediyor. Şunu merak ediyorum. Yok bunlar Doğan Gözler sizin ailede niye Zilan'a yaklaştı ve nasıl yaklaştı? Bunu biliyor musunuz? Esra Hanım, onu bilsem zaten burada konuşmamızın bir anlamı yok. Ama Zilan bunu video yayınlarında açıkladı. Dedi ki, şu cümleyi kurdu. Beni dedi, bu Doğan'la tanıştıran yengem Rabia'dır dedi. Onlar duymuyorlar. Sen Doğan'la yazış ki, Doğan sana gönlü kaysın. En azından amcanla benim üzerimden elini çeker, bizi unutur. Peki Esra Hanım ben size bir şey soracağım. Tabii. Bu Rabia, bizim gelinimiz Rabia. Diyelim ki bu diyorsunuz ki Doğan'a ayarlayan Rabia. Evet. Siz direkt bunu söylüyorsunuz. Evet, mantıklı peki, olan da o aslında. Tamam, bir dakika. Ben de size bir soru sorayım. Diyorum ki o zaman Rabia ise Rabia neden bu adamın ceza alıp hapse girmesini istiyor? Bu soruyu bana değil, bu soruyu Rabia Hanım'ı soracaksınız. Ailedeki bu kadar insan bir çocuğu niye koruyamaz? Rabia Hanım, ben sizin sorunuza cevap vereyim. Rabia Hanım,
şikayetçi oluyor doğumdan çünkü kendi çocuğu orada kalıyor. Çocuğuyla ilgili itilafı var. Aralarında da dini nikahlı beraberlikten yaşayan problemleri var. Esas mesele şu, şapkanızı önünüze koyun. Rabia, evinize düşen ateş 11 ay olmuş. Niye resmi nikah kıymadınız da bu 14 yaşındaki çocuğun başını yaktınız? Çok şükür başımız ayrıldı, resmi nikahın peşine niye, koştuk. Niye resmi nikah yok? Aykut Bey ortalıkta yok amca olarak. Ya 14 yaşındaki evladın başına gelenlerden Aykut ve Rabia sorumludur. Arkasında ismi çıktı diye evlendirmeye kalkan babaannesi, annesi, diğer tüm amcaları suçludur. Ben Selçuk Gözü... Burada Rabia alıştırdı gönderdi. Burada Rabia alıştırdı gönderdi sizin söylerinize. Orada İstanbul'a iki defa kaçtı. Orada kim alıştırdı? Söylemenize. Beyefendi bu benim söylemim değil. Şunu düşünün. Tamam, bu Doğan... Orada niye sorgulamıyorsunuz? Hayır ben İstanbul'da şunu soruyorum. İstanbul'a iki defa kaçtı bu kız. Beyefendi Doğan Gözler annenizin yanında Zilan kalırken Doğan Gözler Zilan'a nasıl ulaştı? Ya bir defa Rabia bizim evimize yeni geldiği için evimizdeki kızımız çocuğumuz Rabia'nın yanına gitmiyordu ya. Beyefendi şunu soruyorum. Doğan gidip bir anda gel Zilan seni kaçırayım demedi. Aralarında ya, uzunca bir dönem gidecek, internet üzerinden etmeyin. Bir yazışma gerçekleşmiş. O da oturmayacak. Biraz bir zaman geçecek. Ve bu kaçıncı kaçırışı? Üçüncü kaçırışı. Heh, bravo. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Aslı olan Zilan'ın bulunmasıdır ve bu saatten sonra dilerim en iyi şartlarda korunması, yaşının gerektirdiği gibi eğitim alması ve yaşamına devam etmesi olur. Dilerim bu saatten sonra aile üyeleri bu bilince varmışlardır. Sadece diliyorum farkındaysanız yani. Peki Fatma gözün aydın. Sağ zaten Allah süreci razı senle olsun. De takip ederiz. Nazan Korkut konusuna geçeceğiz. Ederim. Uğurluyoruz sizi. Nazan Korkut konusuna geçiyoruz. Önce hatırlatma ardından Selçuk Bartın'dan canlı yayın. Karının annenle beraber babanı öldürmeye teşebbüs etmesi ne zaman oldu oğla? 2,5 ay önce. İki buçuk ay önce. 2,5 sene önce oldu. Kocama da dedin sen kötü davrandın. Bıçak çekti. İki kere bıçak çekti. Bıçakla yedi. Babamı niye bıçakladın ayağında? Sen demedin mi bana? Bu adamı Korkut. Bıçağın ucuyla. Evet. Şöyle değdirdi. Yemin ederim ben bir kan geldi. Kayınpederini yok etmeyi düşündünüz mü? Hayır. Cemile Hanım yaptı. Paris'i eline alıp da bir şişenin içine koyup da kocana vermedin mi? Sen verdik demedin mi? Fare zehriyle zehirleyelim dedi mi demedi mi? Siz kocanızı fare zehriyle zehirlemeye çalıştınız mı? Yemin ederim o yaptı. Yemin ederim o yaptı. Nasıl yaptılar? Yemin ederim bir anla. Gelin sana bunu zehirleyelim mi dedi. Aynen. Ben size soruyorum. Onu söyledim. Girişimde bulundunuz mu peki? Yaptık. Ne yaptın? Fare zehrini... Ha. Evde vardı. O zehir bardağın içine koydum. Sen gittin kocana içirdin onu. İçirdim diyorum, içmedim demiyorum. İçirdim diyorum, içmedim demiyorum. Bu fare zehri işinde gelininle ortak mıydı? Ortaktım. Ha? Dabreyim, ortaktım. Ben söyledim. Hadi şu an. Ayran içirdiniz mi? Ayran içirdim. İçirdim. Niye kocanı öldürmek istedin? Bunlar çünkü bu çok kavga ediyordu. Artık bu, anne bunu senden öldürelim dedi. Tamam mı? Nereye yapalım kızım dedim. Anne dedi fare zehriyle yapalım dedi. O yapalım diyor. Siz de fare zehrini alıp bardağa koydunuz mu? Evde vardı. Ben de onu uyguladım. Uygulamadım demiyorum. Bunun uğruna katil olmaya değer miydi? İşte olacaktım ama Allah'u tanrı Rabbim olmadı. Adam öldü. Ölüm tespiti yapılacak. Zehir verildiği ortaya çıksaydı. O da açık vereceydi. Ben de açık vereceydim. Artık ikimiz beraber yatacaktık. Başka şansımız yoktu çünkü. Bu soğukkanlılığa nasıl geldiniz peki? Hiçbir şeyden haberim yok. Çok üzüldüm. Gelinim yaptı, ben de okeyledim yani. Bunda bir şey yok. Ben cezama razıyım. Yeter ki eşim ölmesin. Tamam. Eşim hayatta kalsın. Cemile Hanım tarafından darp edildim diyen bir komşu. Sen ne demişsin anneme? Gerçekleri konuştum dedi. Ben de yalan söylüyorsun dedi. Küfrederek de. Uzun çıtayla saldırdı bana. Eve birçok erkek alıyordu. Arabalar geliyordu. Özellikle taksiciler geliyor. Dört duvar arasında ne olduğunu bilemem ama Zeynep'in favorisi taksiciler. Alt komşuyla, Turgut'la, enişte Ekrem'le sürekli söylenti dolaşıyor muydu? Evet. Gerçekten gelinini erkeklerle tanıştırdı mı? Kırıcı Mehmet diye bir adam var. Karısı yok, bekar. Sor bakalım anneyle Zeynep, Nazan'ın o evde ne işi var? Birkaç kere bize geldi oturmaya. Annenle beraberler her işte. Aynen. Şizofren hastası bir baba. Bu adamı yok etmek istemenizi esas planı neydi? Tarafsız anlatıyorum. Fare zehrini hazırlayayım dedi. Sen ne kadar koyacağını bilmem. O bana gösterdi. Ben de tamam dedim. Bunda haberi var. Hayır. Onu yok edip neden kurtulacak? Hı. Babasının üzerine evi var. Maaşları var. Müşterek yerleri var. Kredileri var. Bu adam onlara kambur olmuş ki sırtından atmaya çalışıyor. Daha önce yapmış ya. Hayır. Hani anne bıçağı atayım derken babam
Kaç sene önce? Niye şimdi benim üzerime atıyorsun? Ben o adamı öldürüp elime ne geçecek benim? Her şey. Ne geçecek? Babamı dövdüğünüz çubuğun aynısından benim sırtımda kırmadınız mı? O da mı yalan? Gece olur dedi. Üzerine gelir, boğar muar dedi. Gece korkutman gerekiyormuş. Doktor öyle demiş. Korkutmak için ne yaptın? Cemile de bana işaret et. Ben de çekmeceden sadece bıçağı çıkarttım, böyle yaptım. Sırf korksun diye. Hani üzerine saldırıyor falan dediler bunlar. Annem geldi. Oğlum, babanı öldürmeye çalıştık. Geçinemiyorlar. Ben de bunu aldım artık. Yalan. Nazan'la karar verdik. Babanı zehirleyerek öldüreceğiz. Vicdanınız ne diyor? Vicdanım hiçbir şey diyemiyor şu anda. Kafam çok karışık. Bartın'da Caner karşımızda. Bu sefer kapıyı Hüseyin abi açtı. Hüseyin abiye bir şey sorduğumuzda devamlı gözleri Cemile Hanım'ın üzerinde. Yalnız kalmaktan, ona kimsenin bakmayacağından korkuyor. Bu sebeple de bazı şeyleri saklıyor. Biz onu sezgiledik. Aynen. Şunu da söylemek istiyorum. Bu da yeni bir bilgi. 2 sene önce buradaki halk Cemile Hanım ve gelinini eski oturdukları köy evinin yakınlarında bir çukur kazdıklarını gördüklerini iddia ediyorlar. O kazı neden yapıldı? Hüseyin Bey'i öldürdükten sonra oraya mı gömeceklerdi? Bunlar soru işareti. Orada da bir araştırma yapılmasını istiyor buradaki halk. Şu bu anlatsın. O kazı ne için yapıldı? Niye yaptın köyün alt kısmındaki kazı? Orası onu bizim bahçe zaten. Onu anlat işte. Bahçe zaten. Nasıl bir kazı bu? Ne kazıyordunuz? O zamanlar define kazıyorduk. Niye yalan söyleyeyim? İnanamıyorum yani. Dane çıkar diyordum. Mezar gibi bir yeri açıyorsun, orada da bir gariplik vardır. Ben babamı niye öldüreyim ya? Sonra Cemil ablaya bu konuları tekrardan sorduğumuzda bize şu cümleyi kurdu. Öldürmeye teşebbüs ettiğimi itiraf ettim. Siz ne karışıyorsunuz? Bu yayınların hepsinin ihbar kabul edilmesi lazım. Çünkü bunlar kamu düzenine ilişkin. Adalet eninde sonunda gelir. Her zaman buna inancım yüksek. Pazartesi günü gidiyorum. Hepimizden şikayetçi olurum. Kendim de daha. Hemen Bartın'a gidiyoruz. Caner karşımızda. Komşulardan Korkut ailesinin yakınları ve onları tanıyanlardan gelen ihbar aslında çok önemliydi. Çok enteresan. Onlar 1,5-2 yıl önce bu bahçede bir anda kazı yapmaya başladılar. Bu kazının sebebi neydi diye sordu. Caner sendeyiz. Selçuk yanında. Bartın'dan, bahçeden evet, evet. Yayın yapıyorsunuz ama evet, anladığım kadarıyla da havada karardı. Dinliyoruz seni. Evet Esra Hanım. Esra Hanım şu anda gizemli kazının yapıldığı yerdeyiz. İstiyorsanız biz kazının tam yapıldığı yere inelim. Orada Selçuk Bey kazıyı tam nerede yaptı bize gösterecek. Ve ondan sonra Selçuk Bey'e sorularımız olacak Esra Hanım. Burayı neden kazdı? Burası ailenin ortak tarlası Esra Hanım. Burada kaç yıldır onlara ait bu tarla? Amcasının evi eski. Kaç yıldır burası? Dedemden dolayı. Dedemden kalan bir miras yani. Müşterek tarlamız burası. Evet Esra Hanım istiyorsanız ilk Selçuk tam nereyi kazdın bize gösterir misin? Tam kazdığın yeri gösterir misin bize? Kim inanır? Siz söyleyin Esra Hanım. Buraya bir insanı taşımanız için bir araç lazım, gereç lazım. Bunlar bir hurafe. Bizim üstümüze atılan bir hurafe. Şimdi siz bir kazı yapıyorsunuz. Yani Selçuk. Onu öğrenmek istiyorum. Ben define kazdım diyorum bak. Kazmadım demiyorum. Define kazdım. Ya yani sana çünkü burada define olduğunu, define olduğunu kim söyledi? Yani. Ya dedem zamanında derdi ki. Bunu aile büyüklerimiz de bilir. Babam işte 40 sene savaşta kaldı. İşte bilmem şu kadar altın getirdi. Buraya gömdü. Çünkü burası eski bir evin olduğu yer. Bak Caner abi gösterirsen şöyle. Burası eski bir evin olduğu yer. Yani burayı kimse kazmadı da niye sana denk geldi bu kazı? Daha önce kazmışlar. Bizden önce kazanlar var. Sadece bu değil yani. Bunu herkes biliyor. Rahmetli dedem yaşasaydı o bile söylerdi yani. Sen de dedin peki ki... derin bir kazı mıydı bu? Hayır. Diz boyunda bir kazıydı. Hayatım diz boyunda define mi çıkar? İnsan görmenizi... daha derin kazar. Hiç definecilik yapmadım ama ya, hayır, mantıklı Esra olan bir gömü ben, olduğunu varsayarsak var olan yüzeyin anlıyorum. Daha da altına inmen lazım. Ben bu iddiayı yanıtlıyorum şimdi size. Biri atmış ya, atan kişi de Muzaffer Erdoğan. Tamam. O kişinin de bir açıklarını biliyorum ben. Muhtarla yaptığı açıklarını da biliyorum. Ama konuşmayacağım. Peki şunu soralım Selçuk. Dedin ki dize kadar kazıdım. Sonra bu kazıyı niye bıraktın? Esra Hanım'ın dediği gibi de defineci değiliz ama bu kazılar biliyorsunuz yerin bayağı altında olur. Ekipmanım yok ki. Oraya kadar niye kazdın? Hevesle kastığım bir şey. Peki, hevesle kastım. Yanında kim o var? Koca tarladan... Nazan gözcülük yapıyordu. Evdeydi o zaman Nazan. Caner o koca tarlada. Peki kendi tarlamda kazı yapılırken niye gözcülük yapıyorlardı?
Yalana ya bak, zaten yalana. Bakın sağımızda evler var. Ama neden gözcülük? Tamam var. Neden gözcülük yapılıyor? Duyarsa hani biri ben gelir diye. Bak, senin tarlan burası, abla. Senin tarlan. Ama benim tarlam. Şimdi bir araya da girmek istiyorum. Sen diyorsun ki benim gözcüm Nazan'dı. Sen tek başına orayı kazıyorsun. Yoktum desin. Tamam. Şunu öğrenmek istiyorum. Koca tarlada seçmiş olduğun o bölgeyi, kazmış olduğun, işaretlediğin o bölgeyi neye göre seçtin? Yani şimdi bu programda da işlediğimiz şimdi bunların dedektörleri falan bir şeyler var ya. Zamanında. Yok, o bölgeyi neye göre seçtin? İşte yok, karambole kazıyorum. Bir hevesle kazıyorum. İki sene önce bunu bir hevesle kazıyorum. Şimdi, burada zaten ev var gördüğünüz gibi. Taşlardan dolayı. Şunu bakın, söylemek istiyorum. Ev vardı daha önce. Selçuk. Kazan sensin. Kafana göre kazan sensin. Senin gözcünü yapan Zeynep Nazan. Herkesin ortak sorusu şu. Bunlar 2-2,5 yıl önce babalarını öldürmeye çalışan insanlar. Acaba bu mezarı, yani bu toprağı kazmalarının sebebi adamı öldürdükten sonra oraya gömmek miydi? Hayır, hayır. Bir bu kadar tesadüf olabilir mi? O olaylar yoktu. O olaylar yoktu o zaman. Kimse yalan söylemesin. O olaylar yoktu. Selçuk Bey, bu bizim üstümüze atılan bir çamur. Hayır. Fare zehri olayı var. Baba ve anne, karın babanı öldürmeye çalışıyorlar. Şimdi bu adama zehir içirdiğinde evde ölüsünü bekletmeyeceksin herhalde. Bunu gömmen gerekiyor. Polisi arayıp da ben öldürdüm de diyemezsin. Polisin gelip onu bulmasını istemezsin. Öldüğünü ihbar edemezsin. Bir şeyle de taşıyamam. Bu da var ama. Ama taşırsın. Hayır, bir şeyle de taşıyamam. Taşırsın. Niye taşıyamazsın? Neyle taşıyacağım? Taksiyi mi arayacağım? Bak, kimi arayacağım? Zehirleme var. Benim öldürme var. Tarla var. Oyulmuş da zaten. Selçuk Bey, mantıksız olan ne biliyor musunuz? Mülkiyeti size ait olan bir yerde gözcüye gerek yok. İsterseniz onu iki insan boyunda kazarsınız. Gece kazdığınız için hanımefendi. Gece kazdığınız için. Beni dinler misiniz bir saniye? Anlatsın onu ki Esra abla o. Gece de kazsan, gündüz de kazsan. Gündüz niye kazmıyorsun madem ki? Define kazarsın yerini. Maydanoz ekeceksin. Gözcüye ihtiyacınız yok. Mülkiyet buraya maydanoz ekilir mi ya? Bir baksanıza buraya maydanoz ekilir mi? Ekilir. Mülkiyeti bize ait olabilir. Ekilir. Burada herkes birbirini şikayet eder bu köyde. Ben size... Gözcüye ederim, ne gerek var? Gözcü varsa, bakın. Gözcü şimdi varsa ben size, saklanan bir şimdi şey ben vardır. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii. Hayır. Saklanan hiçbir şey yok. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Nazan Hanım'ın 3 tane ayrı bir sosyal medya hesabı var. Doğru. Evet. Zeynep ayrı diyor. Hani diyor ya biz bu hayır, benim açtığım değil. Hayır, kesinlikle değil. 2020 yılında açılmış bir hesap. Bakın ekrana verirlerse ekranda da görürler. Peki bu attım kazma. Ben çünkü şimdi, arkadaşlarınıza. Sen burada tek başıma kendini, kazdın diyorsun. Bir saniye, sen neden yalan söylüyorsun? Recep vardı, babam vardı. Siz üçünüz orayı kazı kazmadınız mı? Babası da mı vardı? Evet. Sen de gözcüydün. Hayır, ben gözcü değildim. Sen de gözcü... orada yemek yapıyordum. Annen size bakıyordu. Sen olayı biliyorsun. Çok niye iyi kazıyorlardı? Ben... Tabii. Esra abla bunun daha önce de tabii gözcü olmasa. Gözcü olmasan. Dur anlatsın bakayım. Gözcü olmasan ne işin? Nereden biliyorsun benim neyi kazdığımı? Çünkü siz her zaman burada bulamıyorsunuz ki zaten. Gömü kazdığınız için bir kaldırımda arıyorsunuz. Bir orada arıyorsunuz. Yok, köyün üst tarafında bir arsanız var. Oradan arıyorsunuz. Kaç kişi dedektör parası arıyorsun? Sen dedektör alacağım, şundan alacağım, bundan alacağım. Hayır. Ya sus. Benim dedektör alacak param da var. Kazmıyor benim muydunuz? Birbirinize düşman gibi olmadınız mı orada? Beni bir dinle. Bırak Allah aşkına her şeyi. Ben sen Esra Hanım konuşmayacağım bilme. Artık. Bir saniye konuşun. Ben savcılığa gittim bugün. Için. Bak beni konuş. Nazan Hanım'dan bunu savcılığa sesleniyorum. Nazan Hanım beni şu anda kötülüyor. Bugün almış olduğum kararı da attım size. Kötülemiyorum. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı. Beni ağır hitamlıyor. Evet. Beni ağır hitamlıyor. İnsanların göz önünde benim ne olduğumu, benim bir kariyerim var. Benim kariyerimi zedeleyemezsin. Anladın mı? Bunlardan dolayı ben senden şikayetçiyim. Siz birine şiddet uygulayabilir misiniz Selçuk Bey? Aynısını. Canlı yayında siz birine şiddet uygulayabilir misiniz? Canlı yayında siz birine şiddet uygulayabilir misiniz? Hayır. Kaç kişiye şiddet uyguladığınızı biliyor musunuz? Geçen canlı yayında kaç kişiye şiddet uyguladınız? Hayır, ben kimseye şiddet... Ayağa takıldı, ben düştü kimse... bir avukat hanım bana burada ya. Selçuk Bey...
Beni, tanıklardan bakın, biri benim değil mi? Beni bir dinler misin? Tanıklardan ya, biri benim. O yüzden oradan girmeyin. Hanımefendi, beni bir dinler misiniz? Beni bir dinler misiniz? DAP raporunu ayın 24'ünde alıyor. Ben dövdüysem onu 17'sinde dövmüşümdür. Ya canlı yayında beni dövmettin ya, bu kadar insanın bu ne oluyor? Ne yalan söylüyorsun? Ya boş versene sen, yalancı olduğun oradan belli. Sen neyi konuşuyorsun, tamam, kime konuşuyorsun? 24'ünde, 23'ünde alınan bir... Evet, ya, sen de yalancısın. Şey sen, bak sen... Sen üstüne hat almayan, başkalarının üstünden hat alıp başkalarını dolandıran nitelikli bir dolandırıcısın, tamam mı? Ulan sen, senin üstüne ya benim hatları, neye yalan söylüyorsun? Sav... Ben bir kere tamam, hat aldım hesabına üstüne, orada giren kayboldu. Çıkan paralara baksın. Adı pazarımda kayboldu. Benim banka kartım nerede? Tamam. Banka kartımı verin bana. Peki bir dakika. Nerede? Sende. Sende. Ha, bende doğru. Sende. Bende. Sende. Pes artık, hiçbir çünkü şey bak, demiyorum size. Senin üstünde iki tane icra var. Senin üstünde iki tane icra var. Eşimden anladın dolayı. Mı? Beni doğru, dinle. Doğru, iki ben tane icra var. İcra, en azından icra sizin var. Gibi yalancı i̇cra değilim, var. Dobrayım. Ben yalancı değilim. Ben senin tutuklanmanı istiyorum, anladın mı? Babamı zehirleme olayından dolayı senin savcılar tarafından ifadenin bir an önce alınıp tutuklanmasını istiyorum, Selçuk, tamam mı? Selçuk bak, gerçekleri söylettirme bana burada. Söyle. Selçuk, ben gerçekleri söylüyorum söyle, sana. Hiç sevmem burada. Şu cümleyi. Sen benim kardeşimi. Hayır, senin, senin yalan söylediğin buradan belli. Sen hayır. Bağlansın. Bağlansın. Doğru, sen ne dedin? Bir kardeşin de bağlansın, abin de bağlansın. Abin ailen... doğru. Onlar çünkü kızım, bilmiyorlar. Kızım benim arnım ak. Hiç de arnım bile ak değil. Bak benim bana her şeyi söylettirme. Ak. Tamam mı? Senin üç tane, senin üç tane Zeynep ayrı diye biz koymuşuz ya Zeynep adını. 2020 yılında hesabım var, bu bir. İkincisi, sen kimsenin üstüne hat almıyorsun. Benim üstümden numara değiştiriyorsun. Sen benim bilgim dahilinde değiştiriyorsun. Bir araya niye değiştiriyoruz? Ki bu kim diyorsun, neden? Değiştiriyorsun. Hattı ya. Kim kullanıyor? Sen. E ben bir dakika. Kullandım. Beni arayan kişiler sana söylemiyor ben, muyum? Ben soru soruyorum, dinleyeceksin. Ben soru soruyorum, dinleyeceksin. Ben soru soruyorum, dinleyeceksin. Bir dinlemeyi öğreneceksin. Ama doğruları car car konuşmayacaksın. Konuş. Ben seni dün dinledim. Konuş. Ben doğruları konuşuyorum. Sen bir yılın içinde üç tane hat değiştirdin. Beyefendi, problem üç tane hat neden değiştirmesi mi? Yani üç hatı değiştirirken insan bunu üç kere sorgular. Ben de size sorgular. Anlatmak istedim. Sen Bartın'a gidip... Bir seri katil, bak bir seri katil, evet. Seri katil üstüne hiçbir şey almaz, tamam mı? Romanlarda da okuyoruz bunları. Hepimiz hayatım, de biliyor. Hayatım, roman sizin kimse evde gülmesin, çevriliyor. Ben burada... Filmin en büyüğü sizin bizim evde çevriliyor. Bizim evde roman çevrilmiyor. Selçuk Bey, annem, annem ve bu kadın karın gelene kadar, babanı bu, öldürmeye bu çalışıyorlar. Kadın, bunu kafana sok. Annem ve karın bu kadın, babana bu, zehir vermişler. Bunu kafana Esra sok. Siz de ne bir romanı kafanız... diyorsun ya? Siz ay de, çıldıracağım artık. Siz de şunu bir kafanıza sokar mısın? Abi al kapat. Roman, romanlarda annen, diyor annenle sen yeter ya. Öldürmeye çalışıyor. Seni katiller diyor ya. Ben polis arayacaktım da. Çekin mi sen? Kardeş bak öldürün, sen ailenle barış... Sen ailenle barışalı... Demedin mi? Sen ailenle barışalı 6 ay oldu. Mı? Bir sene önce diyorsun. Caner. Sen ailen... Bak yemin ederim. Sen benim ailemi katma. Düne kadar aileni tepe, benim ailemi tepemde taşıyordun. Buyurun, ne oldu da ben gittim ya ailemden para aldığım zaman, doğru senin paraların bir gitti. Bir dakika. Hayır, 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 benim hesaplarım açık, benim arnım açık. Ben kimsenin sen parasına da ihtiyacım yok, kimsenin şeyine de ihtiyacım yok. Esra abla. Caner sorar mısın Selçuk Bey'e? Seri katiller 3 hat mı değiştirirmiş? Senin yandaşın konuşuyor, tamam mı? Bir dakika. Seri katiller 3 hat mı değiştirirmiş? Hanımefendi, duyuyorum, duyuyorum, ben duyuyorum. Hanımefendi, bir şey üstüne kalmasın diye başkalarının üstünden yürür. Benim bildiğim demek her zaman budur. Bu, bu da benim katil, üstünden yürüdü. Yani neden? Sizin katil hayır. Seni mi yapacaktı? Vereceğim şimdi. Bilmiyorum, düşüncesini bilemem. Peki, telefon hattında bir komşunuz ama var. Ama şu bir gerçek. Söyleyin. Peki, bir iki dakika bekle, telefon hattında komşu var. Tamam, bağlansın. Yani Esra Hanım şunu diyor. Eşin, evet. Baban öldürdü, öldürmek istediklerini söylüyor. Evet. Sen ama de halen tepki göstermiyorsun. Onu söylüyorlar. Çünkü ben de diyorum ki ben bugün ya. Savcılığa peki. Gittim. Avukatla da görüştüm. Komşu. Her şeyimi verdim.
Bu kadın yalancı. Bunun kardeşini ben ne dövdürdüm? Kardeşinin barkına gelişi yok. Barkını bilmez. Kime ne yalan konuşuyorsun? Yalan dedim. Söyleme. Caner, telefon var yalan önemli. Telefonu almak zorundayım. Tamam, hoş geldiniz yayına. Merhaba. Selamlar. Korkut ailesinin merhaba komşusu Bartın'dan. Buyurun lütfen. İyi yayınlar Esra Hanım. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi o aileyi tamamen tanıyorum ama Selçuk yalan konuşuyor şu anda. Hangi konuda? Selçuk konuda? Orayı define ne için konuda kazmadı. Hı. Selçuk oraya... Yemin ediyorum define için en büyük... ...kazdı. Ya boşversenize siz beni karalamak için konuşuyorsunuz Selçuk burada Bey, ya. Selçuk Bey dinlesin lütfen. Bak beni orada karalama. Dürüst ol beni karalama. Beni olacak bir insan değil. Bak orası define olacak bir insan değil. Sen şu anda boş konuşuyorsun. Annenle beraber bütün planlarınızı herkes biliyor zaten. Öyle söyleyeyim. Çoğu suçu Zeynep'e atıyorsunuz ama siz Zeynep'i kullandınız. Özellikle sen Selçuk. Sen karısına şiddet uygulayan bir insansın. Babanı öldürmek için elinden geleni yaptın. Orayı da mezar olarak kazdın. Ve fark etmesinler diye de etrafını dolduran sensin zaten. Ben sana bunu söyleyeyim. Şimdi Cemile Hanım, sen sokakta bile gördüğün insana, merhaba dediğin insana bile ölse de kurtulsam artık diyordun kocan için. Hani bilmiyorum, dört duvar arasında ne geçti beni ilgilendirmiyor ama sokakta aynı bile şey öyle diyen bir kadınsın sen kocan için. Peki şimdi Selçuk, mikrofonlar açıksa Selçuk duydunuz sizinle duyuyor ilgili komşunuzun yorumu. Siz duydum orayı gömü ben için de söyleyebilir miyim? Kazmadığınızı ben iddia ediyor, buyurun. Yalan, yalan. Ben peki burayı neden kazayım? Babama bir saniye, bir saniye abi, bir saniye. Ben madem babamı öldürecekmişim. Öyle diyor ya, o hanımefendinin iddiasına cevap veriyorum. Niye karakola şikayet etmemişler? Burada adalet diye bir şey var, bu bir. İkincisi Nazan da ona destek oluyorlar ya. Nazan'ı aklıyorlar ya. Sen çünkü herkesin neden üzerinde yürüyorsun. Demek sen ki çıkarcısın. Herkes senden korkuyor. Ben, şimdi kapısına dayanıyorsun ya da gidiyorsun kısağını sıkıyorsun. Kimsenin Selçuk kapısına Bey dayanmadım. Kaç kere Selçuk kimsenin Bey kapısına aşağıda kamerayla da adamın üzerine yürümedin mi? Hiç konum o değil. Şimdi bulunduğunuz yer siz... Evet. Selçuk o zaman diyorsun ki burada hiçbir şekilde bir ceset ya da başka abi bir şey yok. Alakalı. O zaman burası zaten size ait. Burayı kazmamıza izin veriyor musun buraya evet, bakmamıza? Kazın abi buyurun kazın. Çıkarsa... Eğer çıkmazsa da o iddia eden kadından da davacıyım, Nazan'dan da davacıyım. Bu da benim kayıtlara geçti. İddia ediyorsun ya, iddia ediyorsun. Benim ya bir tane cezam orada, yok. Sen neden bahsediyorsun ya? Cuma günü sen açıklamadın mı orayı? Ben, hayır, karalıyorsunuz beni. Benim ailemi karalayamazsınız. Siz benim ailemi karalayamazsınız. O telefondaki de karalayamaz, tamam mı? Ben bir konuşursam Kumluca'da oturacak kimse kalmaz. Daha konuşacak var mı ya? Sen de dahil ki, herkes senin ne olduğunu bir söylesin. Hayır, daha konuşulacak konu var benim mı yani? Benim ağrım ak kızım. Ben siz o kadar o kadar yer zaman dolaştım. Benim Selçuk, hakkımda benim hakkımda bir tane şikayet yok. Karakol. Dinle beni. İlk buraya geldiğin zaman ne dedin? Karakolda şikayet yok. Poliste şikayetim yok. Davam yok. Daha sen ne konuşuyorsun? Boş konuşuyorsun. Sen dinliyor musun beni? İlk ikinci günü geldiğin zaman burada ne dedin? Dinliyorum. Annenle ikiniz biz seni hapise attıracağız. Biz seni hapise attıracağız. Göreceksin. Peki bunu evet niye üstüne basa evet basa söylüyorsunuz? Evet. Çünkü sen çok iyi biliyorsun bunların hiçbirini attıracağım ben yapmadım. Attıracağım. Gene bak. Gene yapmadım çünkü bunu gene çok diyorum, iyi gene bunu diyorum. Bunu planlayan sen annenle beni, sendin. Sen beni. Ben sırf telefonu, susayım diye telefonunu getir. Kardeşimle telefonunu getir. Beni. Telefon bir dakika. Kullandın hak kimin üstüne? O, bana bak bana o kadının alnını yandınız. Kullandın ya hat kimin üstüne? Onun diğerini kimin? Delikanlıca konuş. Kullandın mı hat kimin? Hat kimin üzerine? Hangisi? Yemin billah kırmadım. Daha raporu da almadın. Bu kadar da net. Belli. Selçuk Bey, eşiniz kaçmadan önce zehirlenme olayını bildiğiniz halde niye gidip şikayetçi olmadınız? Eşin size ihanet edince şikayetçi oldu. Ben olsam benim babamı zehirlese yemin ediyorum hemen söylerdim ya. Şikayet ederdim ya. Selçuk Bey. Babam engelledi. Babamı da sorabilirsin. Oğlum ben evde kavga babanızın engelleme gibi bir durumu ben evde kavga olamaz istemiyorum. Babanız kısıtlı bir bilgi. Bir saniye beni dinler misin Süleyman? Hadi dinliyoruz hadi. Kısıtlı ben de onu biliyorum. Ben
babamla dedim ki bunların üstüne yürüdüm. Oğlum kavga etmeyin, başım çekmiyor, yeter artık dedi. Algılayamıyorum artık dedi. Baba tamam dedim, artık sustum. Ne diyeyim? O adam hiçbir şey demedi öyle. Ya konuşulanlar da bir yalan söyleme. Yanlış bir şey mi var onu anlamıyorum. Savcılıkta babamın da ifadesi var, rahat ol. Doğru annen, o kodese gireceksin kızım sen. Adam zaten annen girecek. Niye girecek? O kodese girecek. Selçuk niye cezaevine girecek? Gelecek. Nazan, hangi suçtan annemin dolayı? Annemin kafasını bulandıran psikoloji... insan öldürmeye teşebbüsler. Annemin kafasını bulandıran, annemin psikolojik baskı yapan Nazan'dır. Nazan'dır, Nazan'dır. Zamanında bitti. O zaman ben yapmışsam niye annenle ikiniz beni tutup da karakola götürmediniz? Niye şikayet etmediniz? Peki, bulandıran anneniz... Nazan, zehiri veren kim? Diyorum ya sana, babam zehiri ne dedi? Oğlum de kavga etmeyin dedi. Ben anneniz Nazan, hangi psikolojiyle... Nazan, fikri çıkaran Nazan. Zehiri veren kim? Bir de onu söyleyin. Annemin raporları var. Ben bugün avukata hepsini teslim onu. Ettim. Hülya Hanım, avukata hepsini... Zehiri veren kim? Zehiri veren kim? Nazan. Anne. İşi de organize eden Nazan. Ama annen anne, mesaj yazmasını bilmez. Amcan ne dedi? Bak, amcamı savunmuyorum burada. Amcamı Selçuk, savunmuyorum. Selçuk annem mesaj yazmayı dedi biliyor. Çok önceki... iyi biliyorsunuz. Sesli Cener. Mesaj yazmayı da çok iyi biliyor. Cener, mevzu mesaj değil. Evin içerisinde evet, tamam. Annesi bardağa su koymayı biliyor mu? Biliyor. Bir mesela... Eve kola... Bak bizim eve kolayı ben alırım. Esra Hanım bizim eve kolayı ben alırım. Gazozu, o gün babam gazozla şey içti. Neydi o? Portakal suyu içti. Onlar marka vermeyeceğim, evde. Boş verin. Ne ara çıktı? Peki şunu söyleyeceğim. Hayır, portakal annen canlı suyunu yayında dedi ki, sen içiyorsun. O biz bunu bardağın içerisine koyduk ve bir süre bunun inmesini... Hayır, Cicim başından beri ben söyledim. Biz bunu bardağın içerisine koyduk. Hatta 2-3 saat bekledik ki annen dedi bunu. Hani dinsin diye. Nazan dün demedi mi? Hayır, dün demedi mi? Rengi değişti demedi mi? Sonra ben attım demedi mi? Annen dedi ki rengini böyle görürse içmez dedi. Hayır ben de programdan konuşuyorum. Ha. Benim hayır, evde olmadığıma dair benim tutanaklarım var. Yola anladım. Gittiğime dair tutanağım da var. Yola ama gittiğime dair belgem de var. Selçuk, ben hepsini sunarım. Selçuk, hiçbir kimseden programın... de benim çekintim yok. Ben delikanlı bir dakika ben delikanlı bir adamım. Delikanlıca da konuşuyorum. Kim ne derse desin. Benim alnım ak. Benim annem de bu zamana kadar yapmadı. Yapmayacağını da herkes biliyor. Çamur at izi kalsın. Siz neden bahsediyorsunuz? Amcam demedi mi geçen akşam? Yalnız çamur değil. Bayağı bardağa zehir atılıp bekletilmiş. Siz kayıtta kalın Cener. Ben veda edeceğim seyircilerime ama siz de kayda devam edeceğim. Yarın tekrar görüşmek üzere sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Nefes aldıkça umut hep var. Yalnız değilsiniz. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.